Uygulamaları ve KOBİ'lerin finansman desteği konulu panelimize hoş geldiniz. KOBİ'lerin mali araçlar, banka kredisi kullanımı, öz sermaye finansmanı gibi finansal kaynaklara erişim güçlüğü yaşadıkları temel sorunlardandır. Bildiğiniz üzere küçük ve orta büyüklükteki işletmeler büyüme ve yeni istihdam alanları yaratmanın yanı sıra ekonomiye dinamizm ve rekabetçi bir boyut kazandırmaktadır. KOBİ'lerin esnek ve dinamik yapıları değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarına imkan tanımaktadırlar. KOBİ'ler aynı zamanda dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesine sağladıkları olumlu katkı ve kalkınmayı tabana yayma gibi önemli fonksiyonları ile Türkiye ekonomisinin de temel dinamiğini oluşturmaktadırlar. Panelimizin amacı KOBİ'lerin finansmana erişim kaynaklarını ortaya çıkarmak ve çözüm önerilerini geliştirmektir. Aynı zamanda siz meslek mensuplarımıza işletmelerin dış finansman sağlamada dikkat etmesi gereken hususlarda bilgi edinilmesi ve buna bağlı olarak mesleğimizin danışmanlık yönünde gelişimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Panelimizin hazırlanmasında emeği geçen komite arkadaşlarımıza, desteğini esirgemeyen İSMO Yönetim Kurulu'na, komitemizden sorumlu Sayın Gülgün Öztürk'e, değerli panelistlere ve siz değerli konuklara çok teşekkür ediyoruz. Panelin verimli geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum. İlk olarak Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet etmek istiyorum. Odamızın çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, komitemizin çok değerli üyeleri, bugün bize konuşmalarıyla renk katacak, katkı sunacak çok değerli konuşmacılarımız, çok değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir farkındalık eğitimindeyiz. Ama maalesef farkındalık eğitimlerinin zaman zaman farkında olmuyoruz. Bir taraftan da konuşuyoruz birkaç yıldır. Dilimin döndüğü kadar arkadaşlarımı anlatıyorum. Diyorum ki bir dönem sona erdi diyorum. Artık defter tutmayla, beyanname göndermeyle hayatımızı idame ettiremeyiz. Farklı alanlara yönlenmemiz lazım. Uzmanlık alanlarına yönlenmemiz lazım. Bu da farkındalık yaratmaktan, farkındalık eğitimleri yapmaktan geçiyor diye dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Sayılar çok önemli değil ama bir aile toplantısı deseydik ki gelir vergisi beyannamesi düzenleme semineri düzenliyor deseydik herhalde bu salonda boş yer kalmazdı. Hala eğitimler yapıyoruz. En büyük rağbet defter beyanı arkadaşlar. Defter beyan seminerlerine gelenler bile e-defter kısmını değil, defter beyan kısmını dinliyor arkadaşlarımız. Talep bu yönde, ihtiyaç bu yönde ama biz ısrarla, inatla anlatmaya devam edeceğiz. Bir dönem sona erdi. Biz artık fatura fiş girmenin kalktığını konuşuyoruz. Dijitalleşmeyen muhasebecilerin yaşam hakkının olmayacağını konuşuyoruz. Farkındalık yaratmayanların da sıkıntı çekeceklerini konuşuyoruz. Bugün bizim işte asli işlerimizden biri, günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri, ekonomik sıkıntılar ortada, KOBİ'lerin içinde olduğu durum ortada. Neyi konuşuyoruz biz? Bir dönem KOBİ'lere can suyu dedik, bir dönem KOBİ'lere teşvikler, indirimler dedik. Bugünlerde de sık sık kriterleri konuşuyoruz. Bu kriterler bizim ülkemize mahsus özgün bir kriterler değil. Dünya genelinde biz bunlara Basel kriterleri diyoruz değil mi arkadaşlarımız? Basel kriterleri diyoruz. Basel kriterlerinin ayak sesleri de yavaş yavaş Türkiye'de duyuluyor. En basit anlatımıyla şunu konuşuyoruz. Herkes her bankadan aynı koşullarda kredi almayacak diyoruz. Herkesin kredi koşulları farklı olacak diyoruz devletin kredilerinin yanında. Herkes kendi özgün koşullarına göre kredi alacağız diyoruz. Bugün bunlardan
bir kısmını tartışacağız, bir kısmını onaylayacağız. Bu kredi olayı sadece KOBİ'lere mahsus bir şey de değil. Bu kriterler beraberinde bankalarımızın da yurt dışından alacakları kredilere de paralel olarak gidiyor. Onların da uymak zorunda oldukları kurallar var. Bugün işte bu farkındalık eğitiminden birini yapıyoruz. Eğitim gönül işidir. Bu bizim görevimiz. Ben hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Böyle bir farkındalık eğitiminde ileride siz de firmalarınıza yardımcı olmak, farkındalık yaratmak anlamında buraya geldiniz. Odamızda 25 tane komite var. Her birinin güzelliği ayrı. Çok değerli arkadaşlarım katkı sunuyorlar. Bu komitenin bile, Basel komitemizin bile aylardır ben çalıştığını biliyorum. Çok heyecanlılar, günlerdir hazırlanıyorlar. Çok da değerli konuşmacıları bugün buraya davet etmişler. Çok faydalı bir eğitim olacağına inanıyorum. Çok da sözü uzatmadan ben başta bu komiteden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk, komite başkanımız Murat Nail Uzel ve komite üyelerimiz olmak üzere bugün panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm sizlere. Verimli bir panel geçmesi dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak Basel Komite Başkanımız Murat Nail Uzel'i davet ediyorum. Sayın Başkanım, kurul üyelerimiz, değerli panelistlerimiz ve değerli katılımcılar. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz panelde bir aradayız. Bu panelle bankacılık kesimindeki kredi kullanımları, bizim KOBİ'lerimizdeki kurumsal yönetim, aile işletmelerinin nasıl yönetilmesi gerektiği ve derecelendirme, rating, scoring sisteminde nelerin dikkate alındığını anlatmaya çalışacağız. Bütün komite üyesi arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, saygılarımla. Şimdi panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Öncelikle Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Gülgün Öztürk. Basel Komite Başkanımız Murat Nail Uzel. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cemal Onaran. Tagidar Başkanı Sayın Aydın Öycü. Kobret AŞ Genel Müdürü Burhan Taştan. Değerli Başkanım, Başkan Yardımcım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, değerli panelistler ve çok sevgili meslek mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Komite Başkanımız da ifade etti, bu sene evet ikincisini yapıyoruz. 15 milyon döviz kredisiyle ilgili olan ilk panelde katılım oldukça yüksekti. Çünkü çok güncel bir konuydu. Ama zaman zaman aramızda yaptığımız konuşmalarda da hep diyoruz ki, İşletmelerimiz ihtiyacı olan nedir, nereye gidiyor, bu konuda o da nerede, bu soruları biz alıyoruz diyor ziyaretlerinde. Aslında bu farkındalık eğitimleri de başkanımızın da belirttiği gibi
rağbet biraz daha fazla olmalı diye düşünürken iş ama yine de sayımız azımsanmayacak kadar çok ve bu canlı olarak da web sayfamıza konulacak. Anadolu'dan birkaç tane talep geldi, LinkedIn'den paylaşmıştım. Merak eden bir kitle de var. Onlar da bizleri daha sonra izleyecekler. Bu anlamda bu panelin önemini çok farkındayız ve çok değerli olacağını da düşünüyoruz uzun vadede ya da orta vadede. 2019 yılı bankacılık sistemi açısından zor günlerin beklediğini hepimiz biliyoruz. Çok da sık olarak duyuyoruz bunu. İstedik ki bugün ilk ağızdan bunu duyalım. Neler yapabiliriz? İşletmelerimize neler taşıyabiliriz? Gün gelecek çünkü muhasebeci kavramı da değişecek. Yarınki panelimizde de bu gündemde. Mutlaka ona da katılın derim. Kimlikler değişiyor. Çünkü neden? Artık kayıtlar kalkıyor ve muhasebeci bir işletmede yön veren, işletme sahibiyle birlikte hareket edebilen bir kimliğe bürünüyor. Dolayısıyla finansı bilmek, sektörü anlamak, hatta sadece işletme ortamıyla değil, işletme çevresiyle işletmeyi değerlendirme çok önemli hale geliyor. Bu anlamda burada olmanız çok büyük bir artı sizler için de bizler için de. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözü başlatmadan önce komite üyelerini aslında bir davet etmek istiyorum hepsine. Çünkü onların da emekleri çok büyük. Arkadaşlar bir gelebilir misiniz? Çünkü bu bir ekip işi. Tek başına yapabileceğimiz bir iş değil. Herkes canlı gönülden özveriyle çalıştılar. Bugün buradayız ama yaklaşık 2-2,5 aydır bu çalışma devam ediyor. Evet, bir alkış istiyorum ben. Komite başkanımız Sayın Nail Üzerdin, onlarla birlikte çok teşekkür ediyorum. Evet, ben sırasıyla sözü vermek istiyorum. Slide üzerinde çok durmayalım dedik ama yine slaytlarımız olacak. Panel konuşmacı sırasıyla aynı yayınladığımız şekilde sözü vermek istiyorum. İlk olarak Murat hocamıza, Murat Nail Üzer'e, komite başkanımıza sözü vermek istiyorum. Kendisi İSMO Basel Komitesi Başkanı ve bizler gibi bir mali müşavir. Söyleyecekleri şeyleri dinlemek istiyoruz. Buyurun, söz sizde. Hiç fark etmez, burada da olabilir, orada da olabilir. Kararsın. Tekrar hoş geldiniz. 2018 yılını bitirmiş bulunmaktayız. 2018 yılında bildiğiniz üzere ilk dönem büyümemiz çok iyiydi. Ancak ikinci dönem bu döviz kriziyle birlikte ve yapılan inşaat taahhüt sektörüne aşırı yatırımdan dolayı diğer sektörlerde yaşanan sıkıntılar baş gösterdi. Bu döviz kriziyle birlikte tabii bu bankacılık sektörüne de sirayet etti. Yapılandırmalar tekrar gündeme geldi. KOBİ'lerdeki ki Türkiye'deki işletmelerin %90'ın üzerindeki kısmını oluşturan bu grupta ciddi sıkıntıları görmekteyiz. Sizler de onların danışmanı, mali müşaviri olarak bunları çok yakinen hissediyorsunuz. Neler yaşadık bu dönemde? Faizler yükseldi. Faizlerin yükselmesiyle birlikte firmaların borçlanma oranları ciddi oranda arttı. Bu da ne yaptı? Firmaları finansman sıkıntısına yönlendirdi. Keza burada diğer dış finansmanda da etkili olan bankacılık ve diğer finansal kurumlar da bu konuda elinden gelen desteği vermesine rağmen hala bu sıkıntılar devam etmekte. Bununla birlikte mevcut dış finansmana ulaşmada dikkat etmemiz gereken hususlara ben kısaca bahsedeceğim. Banka kredilerinin yabancı kaynaklar içindekinin payının artması dolayısıyla kredi talebinin artması, uygun faizle erişim daha fazla önem kazanacak gibi. Bunun için firmaların kredi garanti fonu, KOBİ destek paketleri ve Exim Bank kaynaklarını daha etkin kullanabilecekleri görülmekte. Kamunun teşviklerinin takibi bizim için önemli olacak. Özellikle uygun maliyetli kaynak bulmak isteyen KOBİ'ler
bu önemli konuya dikkat etmeleri gerekecek. Tahsis sürecinde ise yapılandırma taleplerinin değerlendirilmesinde yapılandırma talebinin yapılandırma kodunda olmamasına dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bunlar firmaların değerlendirilmesinde önem arz ediyor. Diğer önemli nokta, nakit akışlarını bankalar istiyor. Bu nakit akışlarının hazırlanması gerekiyor. Döviz cinsi borçlanmalarda ise riskin muhakkak hedge edilmesi, yani sigorta ettirilmesi ya da gelirlerle aynı para biriminde olması gerekiyor. Merkez Bankası'nın yıllık olarak çıkardığı sektör rasyoları var. Bu en son 2016 olarak hazırlanmıştı. Ben istatistik doğrusal programlamayla 2018 yılının ve 2017 yılının nasıl olabileceğine baktım finans açısından. Burada önemli olan 4 rasyoyu aldım. 2012'den 2018 yılına giderken yabancı kaynaklar toplamı, böyle aktif toplamı ticaret sektörü içerisinde %68'den %76.4'e çıkıyor. Bu da dış borç kullanımının bizim firmalarımızda çok ciddi şekilde yıllar itibariyle artış trendinde olduğunu gösteriyor. İkinci nokta, faiz ödeme, faiz karşılama oranında %209'lardan %116 gibi neredeyse sadece faizi karşılayabilecek düzeye geldiklerini gösteriyor. Devamlı konuşulan bir konu var. İşte KOBİ'lerin veya şirketlerin borçlanmaları artıyor ve faizi karşılamıyorlar diye. Evet, burada da gördüğümüz gibi gerçekten bu konu sayısal olarak da elimizde bulunmakta. Bunu düzeltmek için veya bunu yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Birincisi, kurumsal yönetimi dikkate alarak firmaların daha iyi yönetiminin yapılması, finansal yönetime önem verilmesi, gelirlerin arttırılması veya giderlerin azaltılması önem arz ediyor. Diğer taraftan da kullanılan kredilerde faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Tabii bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu Türkiye ekonomisinin gerçekleri. Dolayısıyla bunlar düzeldikçe hem yabancı kaynak kullanımında daha verimli, daha etkin bir çalışma imkanı olacak, hem de KOBİ'lerimiz daha rahat çalışma şansına sahip olacak. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. İkinci konuşmacımız Sayın Cemal Onaran, Garanti Bankası AŞ Genel Müdür Yardımcısı. Çok kısa bir özgeçmişinizi buldum Sayın Onaran. Arzu ederseniz arkadaşlarla paylaşmakta yani bir sakınca yok. Yeşim ağaç istiyorum. Yeşim ağaç, peki. Özür dilerim, bu önce elimdeydi. Şuradaymış, pardon. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Cemal Onaran, 1990 yılında Garanti Bankası'nın teftiş kurulunda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 2000-2007 yılları arasında Garanti Bankası'nın İstanbul'daki çeşitli bölge müdürlüklerinde bölge müdürü olarak görev aldı. Garanti Bankası'nın mortgage kredileri konusunda faaliyet gösteren iştiraki Garanti Mortgage'in kurulmasıyla 2007 yılının Ekim ayında şirkete genel müdür olarak atandı. Ağustos 2012 itibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ'de genel müdür olarak görevine atandı. Onaran 1 Ocak 2017 itibariyle KOBİ Bankacılığı genel müdür yardımcılığı görevine atanmıştır. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 26 yıl olan Onaran, bu da yaşınız çıkıyor ortaya, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ'de yönetim kurulu üyesidir. Buyurun, söz sizde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir davete beni konuk olarak çağırdığınız için hepinize son teşekkürler. Birçok şey anlatabiliriz burada ama ben çok esasında özet bir şeyler anlattıktan sonra panelin sunumunda belki soru cevap kısmıyla interaktif şekilde devam etmek çok daha keyifli ve sağlıklı olabilir düşüncesindeyim. Onun için kısaca toparlamaya çalışacağım. Evet, uzun bir bankacılık deneyimi var. 26 almışlar ama 29. yıla giriyoruz yani yaklaşık. Birçok şeyler, krizler gördük. Daha beterlerini gördük.
çeşitli dönemler atlattık ama çok şükür bugünlere geldik. Bundan sonra da hayat bir şekilde devam edecek. Koyu Bankacılığından sorumluyum. Türkiye'nin %99'u, Murat Bey 90 üzerinde dedi ama en son ciro tanımında da 150 milyona çıkarttılar. Dolayısıyla esasında Türkiye'deki firmaların %99'unu temsil ediyor Koyu Bankacılığı. İstihdam gücü olarak baktığınız zaman %74'lerde, ekonomiye katkı anlamında baktığınız zaman da yine 60'lar 70'ler seviyesinde bir katkısı olan bir işten bahsediyoruz. Ve gerçekten Türkiye ekonomisinin de dinamosu. Yani KOBİ'ler bir şekilde sağlıklı işleyemediği zaman, oradaki mekanizma doğru çalışmadığı zaman Türkiye'deki işte bahsedilen bütün işsizliktir, finansal sıkıntılardır, aklınıza gelebilecek her türlü sorunu yaşadığımız bir döneme giriyoruz. Onun için keyifli bir alanda çalışıyorum ama bir keyfi olmasıyla beraber de hakikaten bir sürü de sorunu beraberinde getiriyor. Ekonominin iyi gitmesinden çok çabuk etkileniyoruz ama ekonomi kötü gittiği zaman da bundan da olumsuzluklarını çok çabuk hisseden bir sektörüz. Çok kırılganlık var. Onun için bu kırılganlıkları nasıl düzeltiriz? Esasında hep birlikte belki bugün burada bunu konuşmamız gerekiyor. Başkanımız çok güzel söyledi. Esasında bir devir bitti dedi. Gerçekten devirler bitiyor. Bankacılık açısından da devirler bitiyor. Bizler bankaya girdiğimiz zaman ki o zamanlarda hakikaten hani firmanın işte gayri resmisi, resmisi, şusu busu filan bunlar bizim için hani çok fazla önemli değildi. Bir şekilde giderdik, aa iyi firmadır derdik. O zaman şube yetkileri vardı, bölge yetkileri vardı. Verirdik krediyi, gelirdik. O paranın nereye gittiğine bakmazdık, nakit akışına bakmazdık. Hacı amca iyidir, bilmem ne şeydir diye bakardık ve o dönemleri verirdik. Ama onlar çok sağlıklı dönemler değildi. Yani bugün baktığınız zaman işte bütün bu uluslararası kriterler, Türkiye'nin geçtiği süreçlere baktığınız zaman esasında hani bankacılık kesiminde iş yapma tekniklerinin gelişmesi gerekiyordu, değişmesi gerekiyordu. Ve bankacılık sektörü buna çabuk adapte oldu. Bugün hakikaten krediler sürecine baktığınız zaman çok farklı çalışan bir sürecimiz var. Ama daha hala gidecek çok yerimiz var. Yani bizim bankacılık olarak da, bankacılar olarak müşterilerimize esasında finansal danışmanlık yapmak yükümlülüğümüz var. Yani eskiden bankacılık dediğiniz zaman havale yap, EFT yap, işte çeki topla, senedi şey yap. Yani böyle bir dünya varken biz artık buna transaction dediğimiz işlemler artık tamamıyla bunlar merkezileşiyor. Hatta internettir, işte mobildir falan dediğiniz zaman kişilerin kendi yapabilecekleri, do it yourself dedikleri alana doğru kayıyor. Yani bankacılığın üzerinden bu yük tamamıyla esasında kalkmış durumda. Bankacının gerçek fonksiyonu danışmanlık kısmında çıkacak. Yani bugün bir müşteriye gidip de eğer müşteri sizden bir kredi istiyorsa, ya bu kredi sizin için esasında uygun bir kredi değil. Siz bunu 18 ay istiyorsunuz ama esasında nakit akışınız 36 ayı kaldırıyor. Veya ne bileyim bu öz kaynak yapınız sizin çok derece yetersiz. İşte ne bileyim şuradaki evinizi satın, şurada atıl duran arsayı satın, gelin bunu kuvvetlendirin ki bilançonuz sağlıklı hale gelsin şeklinde bankacılığa doğru gitmemiz gereken bir dünya. Hep bize soruluyor. Ya işte şubelerin sayısı azalacak mı? Şubecilik bitiyor mu? Yani hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bugün nasıl ki robotlar çıktı, doktorluk mesleği bitmiyor, bankacılık mesleği bitmiyor. Ama aynı sizin işinizde olduğu gibi bizim işimizde de ciddi anlamda bir kabuk değişimi söz konusu. Orada da daha çok danışmanlığa doğru gidecek bir yapı. Biz bütün çalışanlarımızı bu anlamda daha nasıl eğitiriz tarafındayız. Ama buna firmaların da hazır olması gerekiyor. Yani sizlere de bu anlamda çok büyük görevler düşüyor. Çünkü en çok sizleri dinliyorlar. Yani bizlerden çok sizleri dinliyorlar. Yani biz dediğimiz zaman ya bu evini sat, işte ne bileyim arsanı sat, bunu öz kaynak olarak buraya koy dediğimiz zaman sanki hani karşısında bir düşmanı bunu söylemiş gibi yaklaşırken sizlerin yapacağı tavsiye ve yönlendirmeler onların sağlığını olacak şekilde düşünüp hareket ediyorlar. Dolayısıyla esasında biz hepimiz birlikte bu sektörü, bu Türkiye ekonomisini daha iyi bir yere götürmek istiyorsak ortak hareket etmek noktasındayız. Baktığımız şeyler çok basit. İşte biraz sonra Burhan Bey anlatacak ki o da benim üstadımdır. Garanti Bankası'nda benden 4 sene önce başlamıştır. Yaşım da çıktı bu arada. Evet. O da çok net anlatacak ama hani bu kriterler filan zaman zaman bizi ya ne kadar çok kağıt, ne kadar çok bürokrasi bilmem ne gibi düşünülse de esasında hep daha iyiye, daha güzele götüren şeyler. Yani günün birinde anlıyorsunuz bunu. Yani çok iyi hatırlıyorum. Giderdik bölge müdürüyle, tamam 5 milyon kredin hazır der, çıkardı mesela. Ya o zaman mesela çok ilginç geliyordu. Ya ne kadar güzel filan diyor ama bugün esasında
Yani çok avam bir şey esasında. Yani gidip de hiçbir beriye bakmadan, bilmem neye bakmadan gidip verdim, çıktım filan. Esasında çok şövenist ve pardon, çok esasında hani alt, bize yakışmayacak düzeyde bir bankacılık anlayışıydı. Ama o zamanlar bizlere çok güzel gelirdi. Filan böyle bir dünyada yaşardık. Bugün baktığımızda daha yapısal, neye bakacağımızı, neyi irdeleyeceğimizi, bilanço verilerini, her şeyi çok net bir şekilde görebileceğimiz bir tablo. Dikkat etmemiz gereken şey şu, yani krediyi esasında kendi işleriyle kullanan müşterilerde sorun yaşıyoruz ama sayısı az. Yani kredi gerçek anlamda amacı dışında kullanıldığı zaman en çok problemler yaşıyoruz. Neyi kastediyorum? Krediyi verip de gidip altına daha hiçbir şey yokken son model Mercedes çekiyorsa, gidip tekne alıyorsa, işte bu müşterilerde problemle karşılaşma olasılığımız çok daha fazla. Onun için hani bizlerin takip ettiği şey nedir? Kredi verilirken amacına uygun olarak mı veriliyor, nerede kullanılacak ve nakit akışı bunu ödüyor mu, ödemiyor mu? Bunu gördüğümüz müşterilerde hata yapma olasılığımızın çok az olduğunu gördük. Ama eğer bir şekilde bunu takip etmeyi, para nereye gittiğini bilmediğimiz bir şeyde sorunlarla ciddi anlamda karşılaştık. Ki işte biliyorsunuz 2018 değişik bir yıldı. Biraz belki onları da bahsedip 2019'da da biraz atıfta bulunabilirim. O tamam. Yani 2018 ilginçti. Yani 2017 de güzel, çok güzel bir yıldı. 2018 çok hızlı başladı. 2018'in ilk 6 aylık döneminde krediler %13 artmıştı. Ondan sonra tabii Ağustos ayında yaşanan o ekonomik türbülansla beraber bir anda o faizlerin yukarıya gitmesi, ekonomik aktivitenin azalması beraberinde inanın yılı sektör %3'lerle kredi büyümesiyle kapattı. Bu seneye baktığınız zaman 2019 nedir? 2019 dengeleme yılı deniyor işte. Hakikaten böyle çok büyük hacimlerin arttığı, bilmem ne olacağı bir yıl olmayacak. Çünkü Türkiye'nin %1,5'lar seviyesinde büyüdüğü bir ülkede kredilerin %20'ler, %15'ler büyümesi çok kolay bir şey değil. Çünkü bizim bir taraftan da yaşlandırma etkisi dediğimiz çok büyük bir etkimiz var. Nedir o? Önceden verdiğimiz krediler kapanıyor. Taksitleri geldiğinde ödeniyor. Dolayısıyla onları kapattıktan sonra üzerine büyümek, %10-15 büyümek bu yıllarda çok kolay değil. Yani biz o büyümeleri genelde Türkiye'nin %5'ler seviyesinde büyüdüğü dönemlerde %15'leri falan büyümeleri kredilerde görüyoruz. Ama %1-1,5'ların büyüdüğü yerde kredi büyümeleri bu sene nerelerde olur derseniz tek haneli rakam olur. Yani 7 olur, 8 olur ama hiçbir zaman için hani onların üzerine çok fazla çıkma ihtimali var mıdır? Zaman gösterecek. Ama ilk sinyaller nedir? İlk sinyaller şu. Hani 2018'in Ağustos'undan sonra geçirdiğimiz dönemden bir kere daha iyi bir dönem geçireceğiz. Kesin. Yani buna inanın. Yani ilk 6 ay biraz daha sıkıntılı olacak ama ondan sonraki 6 ayda bu faizlerin de aşağı gelmesiyle beraber hızlı bir şekilde geliyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani bonolara baktığınız zaman 2 yıllık kağıtlar, 3 yıllık kağıtlar %18'lere geldi. Yani bugün kredi faizlerinde %40'ları kadar görmüştük. %40'lardan bugün 20 küsürlere geldi. Bugün KOBİ değer kredisinde 18,5'la 3 yıl vadeli kredi veriyoruz yani baktığınız zaman. Enflasyon aşağı gelecek. Yani enflasyon işte 24'ler, 25'ler seviyesine gider dediğimiz noktada bu sene 15-16'lar seviyesinde bir enflasyonla kapatacağız gözüküyor. Dolayısıyla ikinci 6 ay daha hızlanacağımız bir döneme doğru gidiyoruz. Ama tekrar altını çiziyorum. Yani bu kadar da hani polyanacılık da yapmak istemiyorum. Ama bilin ki o 2018'in sonunda geçirdiğimiz, o Ağustos'ta Aralık döneminde geçirdiğimiz dönemden daha iyi bir dönem kesinlikle olacak. Yani çünkü cari açık dediğimiz ithalat ihracat dengesi kısmındaki şeyler kontrol altına alındı. Yani orası çığ gibi gidiyordu. 60 milyar dolarlara kadar gidiyorduk. Bugün 10 milyar 12 milyar dolar seviyelerine geldik. Büyüme rakamlarına baktığın zaman evet negatife düşmeyeceğiz. Küçüleceğiz ama her yine de bir pozitif büyümeyle kapatacağız. Enflasyon yüksek, hala yüksek ama başını aşağı doğru çevirdi. Orası iyi noktaya doğru gidiyor. İşsizlik evet 11.6'lar 11.8'ler yüksek rakamlar ama hala böyle çok ciddi bir işsizlik problemi de karşı karşıya olmadığımız bir dönemdeyiz. Onun için hani birazcık sabır etmemiz gereken bir dönem. Hani bizler ne yapmaya çalışıyoruz? Bizler olabildiğince hakikaten iyi niyetli olan, destek isteyen bütün müşterilerin elinden tutmaya çalışıyoruz. Sadece Garanti Bankası olarak konuşmuyorum. Bankacılık sektöründe. Yani kimseyi öldürmeye, kimseyi yıkmaya ilişkin herhangi bir stratejimiz yok. Çünkü yaşadığımız bir tane ülkemiz var. O ülke içinde de yapılması gereken neyse sorumluluklar, herkes elini taşın altına bir şekilde sokması gerektiğine inanıyoruz. Onun için morallerimizi daha düzgün tutmanın veya iyi tutmanın ben bir şekilde 2019'da bize güzel haberleri getireceğine inanıyorum.
Evet. Cemal abi, güzel haberden dolayı ben herkesin adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü farklı bir tablo bekliyorduk. Açıkçası benim için sürpriz oldu. Birkaç soru yönlendirmek istiyorum size izninizle. Yine komite arkadaşlarımızın ortak akılla yürütmeyi birkaç sorumuz var. Kredi garanti fonundan biraz birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Şimdi 2019 yılında bir büyüme bekliyoruz sizin söylemlerinizden bu çıkıyor. Bir sorumuz da buydu. Büyümenin sağlanabilmesi için bu kredi garanti fonu ya da benzeri destek ve teşvikler gerekli mi? Değil mi sizin cephenizde? Şöyle gerekli, neden gerekli? Sözünüzü kestim, pardon. Son devam bir şey yine bununla ilgili sormak istiyorum. Şimdi bugüne kadar bu kredi garanti fonundan faydalanmış olan işletmelerin de dönüşleri nasıl oluyor? Yani bunlar da nasıl zorluklarla karşılaşılıyor ya da bu zorluklar nasıl aşılacak? Ödenmemesi durumunda piyasa bundan nasıl etkilenecek? Ya da bankacılık sistemi nasıl etkilenecek? Bunda birkaç cümleyle. Şimdi bu destekler önemli. Neden önemli? Şimdi KOBİ'lerle baktığı zaman biz neye bakıyoruz kredi verirken? Diyoruz ki yani bir, firmanın hani moralitesi çok önemli bizim için. Firmanın işi bizim için çok önemli. Firmanın nakit akışı bizim için önemli. Ama bir de bazı bir gerçek var ki teminat kısmı. Yani şimdi teminat kısmına geldiğin zaman evet firma düzgün firma, nakit akışı iyi ama teminat üretmekle ilgili sıkıntısı var. İşte KGF tam bu noktada geliyor. Yani bizim esasında hani kredilendirme tarafında isteğimizin olduğu ama bir şekilde daha kendimizi güvence altına alamadığımız, bunun karşılığında bize bir ipotektir şudur budur öneremeyen bir müşteri de tam bu güvence sistemi devreye girdiği için bu tip firmalara kredilendirme işini daha rahat yapıyoruz. Öyle olunca da tabii ki sistemde bu müşteriler daha rahat krediye erişim sağladıklarından dolayı bir şekilde daha işlerini büyütme, işletme sermayesi yaratma, vadeleri açma gibi ekonomik aktivitenin canlanması adına gerekli olan şeyleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar önemli. Yani bunu sağlıklı yaptığınız sürece, o paranın gittiği yeri doğru kontrol ettiğiniz sürece bu tip destekler dünyanın her yerinde oldu. Ya bugün Amerika'da kriz olduğunda da aynı şekilde 2008'i düşünün. Amerikan aynı şekilde bu desteği verdi Amerikan hükümeti de. Dolayısıyla böyle destekler önemli. Ha, dönüşler ne? Dönüşlerde problem var mı? Var tabii ki. Yani neticede ekonomik şeydeki o dönemde yaşadığımız sıkıntı da nasıl ki normal kredi kullanan müşterilerde de NPL sorunla karşılaştık. KGF kredisi kullanan müşterilerde karşılaştık. Yani bugün bizim bankaya baktığınız zaman %4'ler seviyesinde NPL'de. Yani evet, bizim bankamızda %4. Daha hani tüm bankacı sektörün rakamlarını açıklamadan ama bizim bankada 4. Yani 4 nedir? Çok kabul edilebilen bir şeydir. Çünkü bugün hani bankacılığı tarafında zaten %5'lere falan doğru gidiyor şey NPL oranları. Zaten %7'ye kadar biliyorsunuz KGF'nin şeyi var, garantisi var. 7'nin üzerine çıktıktan sonrası ödemiyor. Dolayısıyla bunlar beklediğimiz dersek yani bu kriz ortamında bunları yaşadıktan sonra beklenecek şeyler miydi? Evet beklenecek şeylerdi. Bundan daha yukarı gidebilir mi? Bir miktar daha yukarı gidebilir. Dörtler, beşlere doğru hareket edebilir. Ama bunlar hiçbir zaman için esasında çok ürkütücü, çok korkutucu şeyler değildir. Yani bankacılık sektörü çünkü öz kaynak anlamında 2000'li yılların bankacılığından çok farklı bir yerde. Yani İyi durumda. Öz kaynaklar anlamında güçlü. Dolayısıyla güçlü olduğun zaman %5 NPL sorunlarını kaldırabilecek bir boyutu var. Onun için de hani biz diyoruz ki sabırlı olmak, önemli olan hakikaten öldürmeden, yıkmadan bir şekilde bu ilişkiyi nasıl devam ettiririzin peşindeyiz. Her garanti bankası olarak da baktığı zaman bütün işte değer kredisi olsun, nefes kredisi olsun, cansı olsun hepsine de yer alıyoruz. Yer almaya da devam edeceğiz. Hemen devamında bir alacak sigortasından ufak açıklama yapabilir misiniz bize? Çok yeni. Daha hiçbir örneği yok. Zaten hani baktığı zaman hani bırakın bizim bankayı yani sektörde de bir örnek yok. Bizim işte Bankalar Birliği tarafında bir takım şeylerimiz var. Hani gruplarda tartışıyoruz. Mantık güzel. Ne mantık şunun üzerine kurulu. Biraz önce KGF'yi konuştuk. İşte bir teminat kısmı vardı. Şimdi karşılık çekler artıyor. Yani geçen sene göre baktığı zaman karşı çeklerde yaklaşık %70'lere yakın artış var. Şimdi evet %70'lere yakın. Dolayısıyla bu kadar şeyin arttığı, karşılık çekin arttığı bir dönemde insanların birbirine güveni tarafını sağlayabilmek adına araya bir mekanizmayı sokmak lazım. Yani nasıl ki kredide KGF'yi sokuyorsun. İki tarafın birbirine mal satanlarında esasında birbirlerine güvenebilmeleri için alacak sigortası diye bir ürün yaratıldı. Nedir orada? Eğer karşı taraf sana paranı ödemezse senin yani bir sigorta poliçen varsa gidip oradan paranı almana sağlıyor. Ama hani daha uygulamasını göremediğimiz için şu an için hani çok fazla detay bir bilgi verebilme şansım hani yok çünkü uygulamayı göreceğiz. Hani primler yüksek hala. Mesela o primlerin bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Yani
ödenen primler biraz %10'lara varan bir prim şeyleri var. Onların da düşürülmesi konusunda neler yapılabilir bakıyoruz. Sonra bankalar tarafından bunların bir şekilde nakdi teminat gibi kabul edilmesi tarafında o daimi mürtelik şeyleri falan daha buralar netleşmedi. Onlara bakıyoruz. Ama sonuçta iki tarafın birbirine daha güvenini sağlayacak, birbirine mal satarken daha rahat hareket edecekleri bir yapı. Çünkü sistem öyle bir kilitlendi ki bir sürü negatif haberi duyduğunuz noktada siz bana eskiden mal satarken bugün bana mal satamaz hale geliyorsunuz. Diyorsun ki parayı verirsen ancak sana parayı veririm. Önceden 90 gün vadeyle satıyordun, 120 günle satıyordun. Şimdi cebinde parası yok. Öbür taraftan hani kredi tarafına da erişemiyorsa bu sefer ne yapıyor? İşini küçültmeye başlıyor. İşini küçülmesi demek esasında ekonominin küçülmesi demek. Dolayısıyla ekonomi büyütmek adına bu tarz insanların birbirine güvenini sağlayacak mekanizmaları kullanmak gerekiyor. Çok güzel. Ben bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Bu bağımsız denetim şartı. Hı-hı. Bankalar kredi verirken hangi koşullarda size getirilmeli? Yani ya da siz gördüğünüz sistem içinde hani bu da olsun şeklinde bir yaklaşımımız olabilir mi? Ben şöyle söyleyeyim, yani bu bir esasında daha zorunluluk olarak daha gelmedi ama yani günün birinde oraya doğru gidiyoruz. Yani şu anlamda gidiyoruz. İşte ben garanti emekliliğe genel müdür oldum. İlk yaptığım işlerden birisi üstadı çağırdım. Kobi Rating nasıl şeyinde. Üstad dedim gel beraber şu kurumsal bir reytingimize yapalım. Neden dedim onu? Dememin nedeni esasında hani o şirketi yönetme tarafında ben kendimin o şirketi çok iyi yönettiğimi veya yönetebileceğimi inanıyorum ama bağımsız bir gözle, uluslararası standartlarla bunun değerlendirilmesi çok farklı. Yani herkes çünkü kime sorsanız şirketini en iyi yönetiyor. Yani o hiçbir kötü çünkü gerçekten ona inanıyorsun. Yani başka bildiğin herhangi bir şey yok ki. Dolayısıyla esasında bu dıştan tamamen uluslararası standartlara göre seninle hiçbir düşmanlığı, seninle hiçbir dostluğu olmayan birilerinin gelip de sana bazı şeyleri söylüyor olması ki biz başladığımızda 8.3'tü notumuz. Bugün 9.6 ile Türkiye'nin birinci şirketi de değil mi? Öyle evet. Hatırlamıyorsam garanti emeklilik. Yani ama ne yaptık? Dediler ki bunu yapmanız lazım. Ha okey haklısınız dedik. Tak 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 onu ne yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz hepsini yaptık. Dolayısıyla nasıl oluyor? İşte bir yani bir şekilde o mutfağın çeki düzen verilmesi kısmında gerçekten standartlar, uluslararası standartlara göre bunun yapılabilmesi adına bir tane güç dışarıdan birisi bir göz sana diyor ki bunları yapman lazım. Ve bütün esasında sektörde firmalar bunu yaptıkları zaman inanın zaten Türkiye bambaşka bir yere doğru gidecek. Yani çok net inanıyorum. Yani yeter ki buna inanalım. Hala bunu bir işte masraf görüyorlar. Yani ne bileyim öyle küçük şeyler peşinde koşuyoruz ki. Yani evet yani çünkü gereksiz görüyorlar. Herkes de en iyi ben bilirim düşüncesi var. Ya yani en iyi bilmek, en iyi ben bilirim demek kadar hayatta kötü bir şey yok. Çünkü hiçbir zaman ilerleme kaydedemeyeceğiniz bir noktadasınız. Onun için birileri bir şeyi benden daha iyi bilir. Ben de ondan daha iyi başka bir şeyi bilirim diye bir mantıkla hareket ettiğiniz zaman zaten o zaman birçok sorununu da çözüyorsunuz. O zaman başka bir level'a da atlıyorsunuz. Değil mi? Yani bu işler böyle gelişiyor. Ben günün birinde Türkiye'de inşallah. Bu bir kural olarak gelir diyorum. Bundan sonra salondan soruları bitiminde mi yoksa şey bilmiyorum. Sıcağı sıcağına olsa belki daha bir güzel olacak. Daha iyi olur. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız, panelistlerimiz de sorabilir soru bu arada. Buyurun. Mikrofon gerekiyor mu? Sen önde olduğun için gel. Evet. Kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz odamıza. Bizlere sunmuş olduğunuz katlar için teşekkür ederim. Ben aslında soru değil de az önce söylediklerinize binaen bir ricada bulunacağım. Siz de ifade ettiniz. Bizler sizlere bilgi sağlayanlar, bu bilgiyle kullanılıp kredi kullandıran ve ekonominin büyümesine katkı sağlayan kesimleriz aynı zamanda. Bu bağlamda da ortak amaçlar için çalışıyoruz. Ve yine sizin söylediğiniz gibi bizim mesleğimiz de bir kabuk değiştiriyor. Çeşitli değişimlere uğruyoruz. İş yapış şekillerimiz değişiyor. Bu bağlamda bankacılık sektöründen bir temsilci olarak bize özellikle bu aracı kuruluşlarla gelen banka ekstrelerinde muhasebe yazılımlarına veriliyor bunlar belirli bir format ile. Bunların içerisinde vergi kimlik numaralarının sağlanması noktasında sizin desteğinizi ya da yol göstericiliğinizi diliyorum. Çünkü bu bağlamda bizim iş yükümüz, hı hı, ve size doğru bilgiyi sağlama hızımız ciddi anlamda artacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam, notunu alayım. Eğer hukuki olarak bir şey yoksa bilemiyorum tabii. Bizim hukukçular ona birazcık bakacaklar. Hani kişisel verilerin korunması kanunu diye bir kanun var. O kadar hayatımızı şey yaptı ki, değiştirdi ki inanın hiç kimsenin yanındaki birini bile telefonla ararken şey yapamıyoruz. Arayamıyoruz artık.
Hani bir borçlunun, eskiden mesela borçluyu arardık hani parayı tahsil etmek için. Eskiden işte eşine ulaşırdın, bilmem ne yapardın. Şimdi her şey yasak. Eğer burada sizin söylediğinizde herhangi hukuki anlamda bütün o VKN'leri, bütün sizlere vermemizle ilgili bizi engelleyen bir şey yoksa öneri olarak yani tabii ki seve seve. Bir kanal açarsak gerek, o da yönetimimizle bu konuda kendi yani görüşmelerimizle. Oğlum biz notunu alalım. Mehtap nerede bilmiyorum ama ha, sen notunu alma. Başka arkada bir mı? Yok, kaldırmadı pardon, tamam. Yani bankalardan kredi çok zor alıyoruz. Bozulmamış plan çıkıyor. Şimdi size tamam, o zaman ilk önce buraya verelim, sonra size şey yapalım. Bozulmamış bilanço. Bozulmamış bilançoya kredi alamıyoruz üstadım, sıkıntı. Bankadan yani geri geliyor. Bilançoyu bozuyoruz. Tekrar istediği şekilde yapıp geri gönderiyor. Bu bizim için de müthiş bir sıkıntı yani. Bilançoyu bozuyoruz derken... Bozulmamış, bakıyor zaten üstadım, bu işimiz bana almıyor. Bilanço gerçek ama gerçek bilanço bozulmamış ama kredi alamıyorsun. Şimdi şöyle anlatayım. Bankacılık nereden para kazanıyor biliyor musunuz? Krediden para kazanıyor. Yani inanın bizim gelirlerimizin büyük bir bölümü krediden geliyor. Dolayısıyla bankacılık kesiminin kredi vermeme gibi bir lüksü yok. Yani evet, ücret komisyonlar var, havaleden, EFT'den para alıyorsun ama inanın onlarla bizim bu çarkı çevirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bizim mesela koy bankacılığında benim toplam gelirlerimin %63'ü faiz gelirlerinden geliyor iş kolunda. Yani kredi vermek zorunluluğum var. Ama şimdi hani bilançoda gerçekten bilanço veya başka şeyler, nakit akışı neyse, eğer olamıyorsa da yapacak da bir şey de olmuyor. Ama inanın hani sektör anlamında, yani Garanti Bankası'na geçiyorum, bütün sektör anlamında kredi verme tarafında inanılmaz bir iştah var. Yani bunu hani biz kredileri kapatıp hani şey, öğretmen olmak ne kadar, Milli Eğitim Bakanı olmak ne kadar kolay bir lafı var ya hani, okullar olmasa. Şimdi o zaman bankacı kredi vermezse zaten bankacılığın anlamı kalmıyor. Ama bilançolar, hangi müşteriden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Yapacak da bir şey yoksa da yok yani, bilmiyorum hani, o kadar da her krediyi de veremiyoruz, yapacak bir şeyimiz yok. Yani güzel. İşte bunlar işte arkadaşlar. Evet. İşte bunları yapmadığımız günler esasında daha güzel günler olacak. Onu söyleyeyim. Yani bunları yapmadığınız zaman bütün esasında ekonominin çarkları daha güzel işleyecek. Yani siz bir şekilde ona bilançoyla onamak yerine başka bir danışmanlık tarafında bir şey söyleyebilseniz keşke. Yani evini sat, gel buraya koy. İşte dedim ya biraz önce, veya ne bileyim bu vadeleri böyle yapma da şöyle yap, neyse. Ama evet, yani çünkü o bir yerden dönecek, ne olacak? Sen bilançoyu düzelttin, geldi o kredi battıktan sonra onlar bir şekilde o tarz müşteriler hep bir yere record ediliyor. Ondan sonra o tarz gelen müşterinin hiçbirine bu sefer kredi vermiyor sistem zaten. Evet, pardon. Önce arkadaki yanındaydı mikrofonunda. Tam da sizin bıraktığınız yerden devam gibi olacak benim sorum. Şimdi %4'lerde ya da %7'lere kadar varabilecek sorunlu krediler olacağını söylüyoruz ya da görüyoruz. Reel sektörde bankaların verdiği kredilerin üretim odaklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Geçici pansumanlar, KGF tarzı krediler, popülariteye yönelik işlemler olduğu, ötelemeye yönelik işlemler olduğunu da hepimiz biliyoruz. Mevduat kredi oranlarının %140'a kadar vardığını kamu kanalıyla biliyoruz. Bütün bunlar gerçek midir? Bir de piyasa ağzıyla söyleyeceğim, yağmur başladığı an bankaların şemsiyeyi kapattığını da biliyoruz. Şimdi biz karşılıklı iki şirketin ilişkisi tarzında bakarsak, iyi bir firmanız var, iyi bir bankayla, gerekirse kredi, gerekirse yatırım, mevduat vesaire odaklı ya da işin prestiji yönünde. Bankayı seçerken biz bu kredi mevduat oranlarını, işte kaydı para yatırılmış mı, balonlarla uçan bir sektör mü, bunları nasıl göreceğiz? İyi bankayı nasıl seçeceğiz? Yani iyi bankayı seçme kısmından önce şunu anlatayım. Yani biraz önce dediniz yani üretime gitmiyor krediler dediniz. Yani maalesef Türkiye'nin esasında problemi. Yani Türkiye üretimi zaten hani çok fazla geçmişten beri üretim üzerine odaklanan bir yapısı olmadığı için esasında bütün sektörlerin çoğu ticaret ve servis üzerine kurulmuş. Dolayısıyla kredilerin de büyük bir bölümünün oraya gitmesi de bu anlamda oransal olarak baktığınız zaman zaten oraya gidiyor. Geçici pansuman
doğru olabilir. Geçici pansumanları zaman zaman yapmak zorundayız bu arada. Hani biraz önce Amerika örneğini verdim. Onlar da yaptılar bu pansumanları. Bizim Amerika örneğini çok özür dileyerek kabul edemiyorum. Neden? Yani sistemin alakası yok. Ülkemizi mukayese edemeyiz. Yok, ben şimdi 2008'de Amerika'da mortgage krizi patladığında Amerikan hükümetinde yaptığı şey esasında piyasayı canlandırmak adına, inşaat sektörünü ayakta tutabilmek adına ve ekonomiyi ayakta tutmak adına yaptıkları şeydi. Neyse, şunu anlatmak istiyorum. Yani geçici olarak pansumanlar yapılması gerekiyorsa da yapılacak. Mutlaka yapılması lazım. Yani neticede devlet tarafında da bizim tarafımızda da zaten bunların yapılmasını sağlamamız lazım. Kredi rasyolarına baktığınız zaman %140'lar var mıdır? Vardır. Bizim rasyomuz %103'ler seviyesinde de Garanti Bankası. Ama bu %140 rasyo dediğiniz şey de çok korkutucu bir şey de değildir. Dünyanın birçok ülkesine baktığınız zaman zaten böyle rasyoları bankacılık sektöründe görebilirsiniz. Çünkü bankacılık bilançosu şöyledir. Mevduat toplarsınız ama sadece mevduatı gidip kredi olarak vermezsiniz. İçinizde öz kaynak vardır. Mesela bizim bankanın 51 milyar öz kaynağı vardır. Onun üstüne gidersiniz yurt dışından kredi bulursunuz, yabancı kaynak bulursunuz. Ondan sonra bunu plase edersiniz. Dolayısıyla tek başına %140'lara bakmak da bankacılık açısından çok doğru, yani bir firma seçim açısından çok doğru bir şey değil. Neye bakacaksınız? Yani işte biraz önce dediniz ya, yani yağmurda şemsiye kapatan banka belli esasında. Yani bunlar geçmişten bir sürü örneklerini yaşayan insanlar bir şekilde öyle bir bankayı gördüğü zaman o zaman o bankayla çalışmayacaksın. Ama hani köklü, yani bu nünce yıldır sektörde olup her kriz döneminde nasıl bir reaksiyon gösterdiğini bildiğiniz bir banka bundan sonraki olası bir ekonomik durgunlukta veya resesyonda da aynı özelliği gösterecek. Yani biz bugün kriz geçirmedik ki, 2000'de de geçirdik, 98'de de geçirdik. Bak zaman o dönemde hangi bankaların neler yaptıklarını zaten biliyoruz. Dolayısıyla müşteri birazcık onlara bakacak. Ama reel sektör krizini sanıyorum ilk defa yaşıyoruz ülkede. Bir de şunu öğrenmek isterim. Bu arada 7'ye çıkacak da demedim. Onu da düzelteyim. Hani 7 üst sınır dedim. KGF'nin bize para riskli ödemesi sınır için. Evet, KGF 7'nin üstünde olursa vermiyor ama 7'lere çıkmayacak NPL oranları. Peki bu bankaların elinde teminat olarak biriken gayrimenkul, makina vesairelerin bir kaldıraç olarak kullanılıp bankaların da kredilerinde karşı teminat verilip riskin arttırıldığı konusunda korkalım mı? Nasıl, bir daha sorunuzu alayım. Şimdi bankalar teminatları, evet, bir aldım, kenarda biriktirdiler. Reel sektörün bunu ödeyecek hali yok. Belki de o mallar artık bankaların. Hı hı. Bunları karşı teminat göstererek bir üst kurumlara ya da sizin kredi aldığınız kurumlara oradan, hı, ölü teminat dediğimiz bunların kaydı para yaratmak şeklinde bir kullanımı oluyor mu? Olmuyor çünkü ihtiyacımız yok. Allah'a henüz çok şükür. Yok. Yok, yani öyle bir şey yok. Yani gerçekten tabir şey ama yani şu an para fışkırıyor. Yani hani kredi verme adına o kadar, çünkü yaşlanan bir şey portföy var ki, bir taraftan sürekli kapanan bir şey var. Yani şu an keşke iyi müşteriler bulsak da kredi versek gibilerinden inanılmaz bütün bankalarda bir çabamız var. Yani onları teminat verelim, kaydı paralar oralar, bankacı sektör oralarda değil yani. Bunlar lütfen. Bunlar söylenti o zaman. Bilmiyorum yani hangi banka için söyleniyor bilmiyorum ama yani ben bankacılık sektöründe onu öyle bir şey görmüyoruz. Çünkü BDDK her bankada murakıplar oturuyorlar, zaten detaylı çalışmalarını yapıyorlar. Hepsinde şeyleri var. Öyle bir şey gerçekten söylenti. Peki, teşekkür çok net ederim. Öncelikle merhabalar. İsmim Türkan Deli. Esenyurt tarafından geliyorum. Şimdi Üstad çok güzel anlattınız. Ben kendimi farklı yerde gördüm. Çünkü Esenyurt'taki mükelleflerin havasıyla şu anda anlattıklarınızın havası çok farklı. Dolayısıyla acaba ben mi yanlış bir bölgede geldim? Siz zamanında en zor yerden geliyorsunuz. Evet, en zor. Esenyurt var ya. Şimdi dolayısıyla biz köprü konumundayız meslek mensubu olarak mükellefle bankacılar arasında. Şu an bankacılar bizde 4. dönemin geçici mali verilerini istediler. İstiyorlar daha doğrusu. Şimdi biliyorsunuz, takdir edersiniz ki daha 4. dönem KDV bitmeden 4. dönem istediler. O kadar zor bir iş yükü altında. Bunun gerçekten de böyle bir ihtiyaç var mıydı? Yoksa hani şunu mu söylüyorum, vermemek için miydi? Biz mükelleflerimize şu an, ben açıkçası şöyle geldim. Burada güzel bilgiler alıp en azından mükelleflerimi bu yönde yönlendireyim diye. Ama benim mükelleflerimle sizin anlattıklarınızın arasında kocaman şeyler var, böyle uçuk farklar vardır.
daha dar çerçevedeki mükelleflere nasıl bir önerileriniz olur? Bizler ne yapmalıyız açıkçası? Valla şimdi Esenyurt tabii ilginç bir yer. Yani Esenyurt Türkiye'nin, ben teşekkür ederim. Esenyurt o kadar hızlı büyüdü ki yani baktığın zaman ve inşaat sektörü ağırlıklı büyüdü. Yani inanılmaz bir inşaat hata, konut zaten bizim mesela bütün bankaların konut kredisinin deposu Esenyurt'tur. Ta Bağdat Caddesi'ndeki şubeler gider Esenyurt'tan konut kredisi vermeye çalışırlardı. Öyle bir yerde. Şimdi konut sektörünün kısa vadede canlanması kolay değil. Onun için yani şimdi konut, ben işte biraz önce CV'mi okuduğunuz için hani Türkiye'de ilk mortgage şirketini kurup onun genel müdürü olan kişiyim ve Garanti Bankası'nda mortgage kredilerini de birinci sıraya taşıdık o dönemde. Bu sektörü çok iyi biliyorum. Yani faiz oranlarının böyle olduğu bir noktada konutun, güldür güldür konutun satılmasını falan beklemek mümkün değil. Yani çünkü iki tip konut alan müşteri var. Bir tanesi oturmak amaçlı alıyor, bir tanesi yatırım amaçlı alıyor. Şimdi yatırım amaçlı alan insan mevduat faizlerinin bu noktada olduğu yerde gidip de konut almak için ancak çok öldüğün fiyatına bir şey bulursa alır. Yani çok beleş ya, 10 liralık malı gidip 3 liraya falan satarlarsa gider alır. Ama onun dışında mevduat faizlerinin 20'lerde 21'lerde olduğu bir yerde gidip ev alayım, onu gideyim de kira vereyim, oradan da 1300 lira kira alayım, 1200, öyle öyle kimse bu yatırım işine girmez. İkincisi, normal oturmak amaçlı almak, kirada otururken kendisi almak isteyen birisi için de bu faiz oranlarıyla alması iki sebepten olamıyor. Bir, kendisi istemiyor almak. İkincisi, bankaya gittiği zaman bankada bir rasyo vardır. Sizin gelirinizin en fazla %40'ına kadar, belki başka banka %45 yapıyordur, belki ise 35 yapıyor ama %40'tır rasyo. %40'ından daha fazla taksit ödeyecek bir şeyinizin olmaması lazım yapınızın ki %60'la da yaşayabilin, normal hayatınızı devam ettirin diye. Şimdi siz, isminiz neydi pardon? Türkan Hanım, mesela siz normal aynı Türkan Hanım faizler 0.98 iken 1200 lira taksit ödüyordunuz ve gelirinize göre de %40'ta kalıyordunuz. Aynı Türkan Hanım, aynı işe sahip, bugün faizler %2'ler seviyesine geldiği zaman, ödemeniz 2000 liraya çıktığı zaman sistem bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu konut satışları bu anlamda iki taraftan dolayı da olamıyor. Sizin orasına baktığınız zaman en büyük sıkıntı bu. Çünkü ne müşterileriniz kim? İnşaat sektöründe çalışan yan dallar. İşte ne bileyim, ona çimento veren de var, demir veren de var, ne bileyim pimapenci de var filan, o tarz. Dolayısıyla hani şimdi bu müşterilerin içinde sıkıntılar yok mudur? Ben burada bir hani dedim ya, çok polyanacılık yapmak değil. Onlar yaşayacaklar bu sıkıntıyı. Yani onlar 2019'da da yaşayacaklar o sıkıntıyı. Ama şu bir gerçek ki, ben biraz önce tekrar altını çizeyim. 2018'in o son döneminde yaşadığımızdan daha iyi bir dönem olacak diyorum. Yani hiçbir zaman için 2017 kadar bir yıl olacak değil. Çünkü Türkiye'nin %1-1,5 büyüdüğü bir yerde öyle bir şey zaten söylemek doğru bir şey değil. Dengeleme denmesinin nedeni de bu. Kim dişini sıkıp ayakta duracaksa 2019'da, 2020'de biraz daha işler farklılaşacak, düzelecek. Ama duramıyorsa da bilmiyorum, yapacak bir şey yok. Evet, son bir soru alalım isterseniz çünkü süreyle. Evet. Tabii buyurun. Hemen kısaca bir şey soracaktım efendim. Önünüze bilanço geldiğinde, kredi talebinde neye bakıyorsunuz? Bizim bir analiz tekniklerimiz var. Belli olan bir analiz teknikleri var. İşte cari oranı, kaldıraç. Onlara mı bakıyorsunuz? Onlara bakıyoruz ama biraz önce mesela efendinin söylediği gibi en önemlisi öz kaynak yabancı kaynak dengesine çok bakarız. Yani ne kadar öz kaynakla gidiyor, ne kadar yabancı kaynakla gidiyor, bir ona bakarız ki buraya 4 tane rasyo koydum da hakikaten çok doğru bir rasyoyu koymuşsunuz. Ona o yabancı kaynak öz kaynak dengesinde şeyimiz olduktan sonra biraz önce söylediğiniz yani cari oranlarına bakarız. Net işletme sermayesine bakarız. Yani kısa vadeli borçlarıyla kısa vadeli alacaklarına baktığınız zaman bu bunu çevirebiliyor mu? Ona bakarız. Hani bak, çok da ahım şahım bir şey yok yani baktığımız esasında. Hani sizlerin de gördüğü çok da farklı bir tablo yok. Siz de o bilançoya baktığınız zaman bu firmaya kredi verilir verilmeyi zaten kendiniz de söylersiniz. Ortaklar cari sermaye kaleminden sayar mı? Yani zaman zaman saydığımız da olur, saymadığımız da olur, bilmiyorum. Yani o tamamen tek bir tane rasyoya bakaraktan olacak bir şey değildir. Onun için de ortaklardaki ne yapıyor? Ortak parayı almış, nereye götürmüş? Veya ortak hani gerçekten o parayı koymuş mu, koymamış mı? Öz kaynağı koymamış ama öbür tarafta mı tutuyor? Yani bir sürü şeyi inceleriz ama şu bir gerçek ki inanın sizin baktığınızdan farklı bir şeylere de bakmıyoruz yani. Siz
O bilançoyu bankacının istediği gibi düzeltme kısmında danışmanlık hizmetini verdiğiniz zaman zaten düzelir o bilanço. Pardon. Mikrofon bendeyken ben size sorayım bir şey. Tam bu dijitalleşme ile ilgili aslında bugün de bir sohbet geçti de onunla ilgili bir şey. Ahmet Bey çok eski bir bankacı. Çok güzel deneyimleri vardı. Onun sizin az önce anlattığınız gibi hani gidip işletmeyi görüp işte Hacı abiye çok iyi deyip verdiğimiz kadar tabii olmasa da şu gün yaşadığımız aslında bizim de finansla ilgili yaşadığımız bir bankacılıkla ilgili aramızda şöyle bir sorun yaşıyoruz. Bu dijitalleşme evet verilerin analiz edilmesi orada bir veri bankacılığının bilançolar işte işletmelerin yüzü olarak geçiyor ama Türkiye'deki bu yapı bilindiği halde bu dijitalleşme bizim işte en çok temas kurduğumuz yer şube ve şube müdürleri. Aslında oradaki genel müdür, bölge müdürleri seviyesine çıktıkça aslında bu anlayış daha da artıyor ama şube müdürü ve oradaki bizle ilgili iletişim kuran arkadaşlar da şöyle bir sorun çıkıyor. Çok fazla oradaki bilgisayar ve dijitale bağlı kalıyorlar. Yani işletmeyi anlayıp, sektörü anlayıp, oradaki ihtiyacı anlayıp, hakikaten onu yaşamak yerine, yani bu data burada kaldı ve bu data bize izin vermiyor. Biz bunu aşamıyoruz. İşte sizin skorunuz, ya belki bunu geri planda başka sebepleri gizlemek için de yapıyorlar ama buradaki aslında birçok arkadaşın yaşadığı da şudur. Müşteriyle arasını bozan da belki odur. İşte bu bilançoya biz bu krediyi veremeyiz. Yani orada kilitlendiği noktada böyle bir sorun yaşıyoruz. Yani bugün bankacılık evet dijitalleşme ve bu veriler çok önemli. Ama sadece o verilere bakarak bu işi analiz etmeye çalıştığımızda hakikaten ortaya büyük bir sorun çıkıyor. Bir, ikincisi de bu teminat yapısı. Yani aslında bu ipotek ya da işte teminatla bu işi çözmek sektörü de başka bir sorunu yaşıyor. Artık bankalar bir gayrimenkul emlakçı yerine dönmeye başladı. Biz de emlak bulmak için işte al takkeber külahlar çok oluyor. Yani bugün inşaat firmalarından belli bir parayla alıp size ipotek vermek için bedel buluyoruz. Yani şimdi buradaki sorun şu. Yani bu dijitalleşmenin hakikaten şube müdürü şube seviyesinde nerede de kalması gerekiyor. Yani bankacılığın bunu bu anlayışı ya da bu şeyi çözmesi evet, dijitalle biraz, çok bir şey yok. Dijitalle alakası yok. Biraz önce ben bir de bu teminat sorununu nasıl çözecek? Yani biraz önce çok fazla. Biraz önce şeyi söyledim ya. Başkan konuşurken hani şey demişti, bir devir bitiyor, farklı bir noktaya gitmemiz gerekiyor. Ben de hatırlarsam bankacı olarak da bizlerin başka bir yere gitmesi gerekir diye başladım cümleme. Hakikaten bankacılar olarak da biraz önce söylediğin şeyler, hani firmayı anlamak, firmanın yani sadece orada robot gibi o verileri oraya girmek değil de firmanın o döngüsü kısmında bankacılık kesiminin de yapacağı zaten şeyler var. Yani burada ben hiçbir zaman için ya bankacılık kesimi her şeyi düzgün yaptı, firmalar bilmem ne noktasında demiyorum zaten. Ama hani önemli olan burada şunu anlamak gerekiyor. Ben bu ekosistem içerisindeki bütün herkesin buna inanıp buna uygun hareket etmesi lazım. Yani sen al takke ver külah bilmem ne onu çözdüğün anda esasında dönüyorsun başka bir sistemi kilitliyorsun. İşte tamam, yani sadece o. Şimdi şey artık tekrarlara düşüyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Şirketler geliyor, araştırıyor. Öyle hemen o kadar değil. Genelde çoğu geliyor. Banka müdürleri geliyor. Şube müdürleri geliyor genelde. Tamam gelsinler zaten gelmeleri gerekiyor işte. Bizim kalayan evet. Yerimiz bu bankacılık. İnşallah bunun devamını da yapalım o zaman bu kadar güzel böyle soru. Valla biz zaten geliyor. Şimdi şeyi yapıyoruz. Yani isterseniz sona bırakalım soruları arkadaşlar. Çünkü diğer konuşmacılar da bekliyorlar. Evet. Son bir şey söyleyeyim. Yok be başka bir şey yok artık. Yani ikinci bir su içeyim ben. Konuşmacımıza sözü vermek istiyorum. Sayın Aydın Öğücü. Ufak bir özgeçmiş yine sizinle ilgili. Marmara Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Öğücü, 1961 yılında Gaziantep'te doğmuş. 82 yılında üniversite eğitimi için İngiltere'ye gidiyor ve Manchester Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Polimer Kimya Mühendisliği bölümünü tamamlayarak İstanbul'a geri dönüyor. Profesyonel iş hayatında Marmara Pamuklu Mensucat'ın kurulumunda çalışmaya başlayarak adım atıyor. 1984 yılında kurulan Marmara Pamuklu Mensucat İplik İşletmesi'ni 2004 yılında Boyahane İşletmesi gibi 2005-2007 birkaç farklı firmada çalıştıktan sonra
hobileriyle ilgili birkaç bilgi var. Çok güzel piyano çalıyorsunuz ve gitar çalıyorsunuz. Gitar arka piyano. Bu da çok güzel bir şey. Sayın Öğücü bize aile şirketi. Şimdi bir tarafta bankacılık sistemi. Özellikle oturttuk iki konuğumuzu. Diğer tarafta da bir şirket hem temsilcisi, aynı zamanda Tayyider'in yönetim kurulu üyesi. Tam bir şeyini söyleyeyim, pardon. Tayyider Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Çok özür dilerim. Sayın Öğücü'ye de birkaç sorumuz var ama önce bir slaytı var. İsterseniz onu birlikte bir izleyelim. Sizler için. Evet, hem zamanı efektif kullanmak adına. Ara vermeyi çok düşünmüyoruz arkadaşlar. Evet, zaten akşam saati, olabildiğince çabuk toparlayıp sorularınızı gene alacağız ama isterseniz sona bırakalım. Çünkü hani böyle şey olduk, biraz dağıldık. Buyurun. Herhalde artık iyi akşamlar diyebiliriz. Saat 6'yı geçti. Son yıllarda ülkemizin başına bir göktaşı düşmediği kaldığı, birçok siyasi ve ekonomik zorlukların içerisinde belki bugün duymak istediğiniz konuların biraz dışında olacak. Ben sizden ricam şöyle biraz gevşemenizi, koltukların altlarınıza yaslanmanızı, hem güzel şeyler anlatacağım hem de içimizi burkan aile şirketlerine ait birçok şeyler var, kötü örnekler var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz tanıttınız beni ama ben öncelikle farklı bir şekilde tanıtmak istiyorum kendimi. 57 yaşındayım. Gaziantep'liyim. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Kimliğimde böyle yazıyor. Nüfus cüzdanına baktığınız zaman bunu yazıyor. Ama kimliğimin ara sayfalarına baktığınız zaman başka bir şeyler daha olduğunu söyleyebiliriz. Ben kimliğimin içerisinde Truva'dan başlayan Hititlere kadar giden kadim bir kültürün süzülmüş, bugüne kadar gelen bir kültürün parçasıyım. Akdenizliyim, Orta Doğuluyum, Anadolu insanıyım ve doğum olarak da Türkiye'nin güneydoğundan geliyorum, Gaziantep'liyim. Bunları neden anlattığımı sunumun ileri aşamalarında tekrar size anlatacağım. Çünkü buradan gelen bir kültürümüz, görgümüz ve bundan yansıyan bir dünyamız var. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği yaklaşık 7 yıl önce kuruldu ve 2 yıldan beri bu derneğin sorumluluğunu, başkan olarak sorumluluğunu üstlendim. 7 yıl önce 40 konusunda son derece etkin, yetkin aile şirket tarafından kuruldu. Neden kuruldu diye baktığımız zaman dünyada fark edilen bir şey var, konu var. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada aile şirketlerinin sanki tarih yapraklarının arasından kalmış bir yapı olduğunu, dünyadaki var olan ekonomik rekabetin büyük şirketler tarafından çok daha etkili olabileceğine dair inançla birlikte özellikle veraset kanunlarıyla aile şirketleri ciddi baskı altında kaldı. Ancak zaman içerisinde anlaşıldı ki aile şirketleri diğer şirketlere göre çok daha dayanıklı, karlılıkta çok daha etkili, çok daha önemlisi hem kendi paydaşlarına hem de topluma ciddi katkıda bulunuyor. Aile şirketlerini ettiğimizde aile şirketinin bir tanımını da yapmak lazım. Literatür şunu söylüyor. Birden fazla aile bireyinin bir arada çalıştığı, bu çok büyük ölçekli de olabilir, uluslararası bir şirkette olabilir. %25 ila %30 hissesi olan ve şirketteki kritik kararlarda etkisi olduğu yapılara aile şirketi diyebiliyoruz. Bütün dünyadaki ekonomik yapıların %98'i aile şirketi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
Aile şirketleri kendine has özellikleri var. Kendine göre avantajları var. Ama bir o kadar da dezavantajları olduğunu biliyoruz. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Derneğimizin yaptığı faaliyetlerden birkaç tane örnek. Aile şirketlerinin sürdürülebilir olması için, geleceğe hazırlamak için yaptığımız toplantılar, aydınlatıcı konferanslar, kahvaltı toplantıları, gençleri bir araya getirerek yaptığımız birçok etkinliğimiz var. Sadece 2018 yılı içerisinde 43 etkinlikte yaklaşık 1600 kişiye ulaştık. Aile işletmeleri ekonominin lokomotifi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aile şirketlerinin kendi doğasında bulunan nesiller boyu devam etme güdüsüyle ayakta kalabiliyorlar. Bugün Türkiye'de hemen her yerde aile şirketi dediğimiz zaman ikinci nesillere sadece %30'unun aktarılabildiğini, üçüncü nesilde %12'lerde, üçüncü nesilde ise sadece, dördüncü nesilde ise sadece %3'ün kaldığını, bunun çok büyük ekonomik kayıp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Size biraz farklı bir perspektiften durumu anlatmak istiyorum. Bu Google'dan resmi çekilmiş bir mahalleyi gösteriyor. Yani baktığımız zaman son derece keyifli, insanca çağdaş yaşamak için bir alan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geometrik yapılanmalar, insanların rahatlıkla vakit geçireceği spor alanlarının olduğunu görüyoruz. Bu bir mahallenin kesiti. Bu sadece bu mahalleye ait değil. Biraz daha büyük bölgeye baktığımız zaman bunun çok da yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu slaytları neden koydum şeyde? Üniversite yıllarında bu bölgede yaşadım. Ve bunun ne kadar keyifli ve şey olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ülkenin sadece bir mahallesi, bir bölgesi değil. Bütün şehirde bunu yarım saat arabaya bindiğiniz zaman çok farklı yeşil alanlara ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Bu slaytları koydum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Sizleri son günlerde sıkça genç dostlarımızın veya büyük sermayedar dostlarımızın göç ettiği bir ülke. Oraya özendirmek için koymadım bunu. Sizleri de oraya davet etmek için de koymadım. İfade etmek istedim. Burası İngiltere, Manchester'ın güneyinde. Ben üniversite yıllarında burada yaşamıştım. Burası bizim ülkemizden bir kesit. Güzel bir mahalle. Gene sokakları, caddeleri olan, insanlar rahatlıkla spor yapacağı, güzel vakit geçireceği bir alan. Bir sonraki slayta baktığımız zaman burası yurdumdan bir kesit olduğunu hemen hepimiz rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz önce gördüğümüz yerde geometrik birçok şey varken, yollar varken, yeşillik alan varken, her ne kadar bu tarım alanı içinde olsa da insanların gerçekten çıkıp çocuğunu gezdireceği parkı ve şeyi olmadığını görebiliriz. Bu resim Adana İncirlik Havaalanı kendi personeli için yaptırmış olduğu lojmanlar ve burası da Adana'da hemen karşısında arada sadece bir yol olan bir köy, İncirlik Köyü. Burası da yurdumun birçok yerinde olduğu gibi gene uydudan çekilmiş bir fotoğraf. Seyhan Nehri ve burada görebiliyoruz yollar, düz giden yollar yoktur. Birçok hepimizin sıkça karşılaştığı bir caddeye giriyorsunuz veya bir sokağa giriyorsunuz, karşınıza bir bina çıkıyor. Neden? Birisi kendi bireysel çıkarı için topluma ait bir şeyleri ve kamudaki bir takım görevlerle birlikte kullanmış
Ve bu şey tabii. Buradaki kültür, buradaki yapılanma, bireyin toplumla olan ilişkisinin toplumun her alanına yansıdığını, eğer toplum kendi ihtiyaçlarını, kendi problemlerini tespit edip bunlara çözüm bulamıyorsa böyle bir sorunla karşılamak, böyle bir resimle karşılaşmak çok da olası olsa gerek. Bu yapının aile şirketlerine günümüzdeki hayatımızın her keste geçtiğini de rahatlıkla görüyoruz ve söyleyebiliriz. Bir sonraki slaytımızda kısa olması için çaba sarf edeceğim. Aile şirketlerinden birisinin bir kesidi. Kardeşimi benden bir kurşun alacağı var diyor bu hanımefendi. Bu hanımefendi 2006 yılları olması lazım. DEİK'te üst düzeyde görev yapmış, yönetim kurulunda görev yapmış ama hiçbir aile şirketi bu tür soruna karşı bağışıklığı olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 50 yaş üstü olan hemen hepimizin çok rahatlıkla hatırlayacağı Santral Mensuşat Bezmen ailesi, bu şirket tüm dünyada, sadece Türkiye'de demiyorum, tüm dünyada ihraç edilen ev tekstilin %10'unu tek başına üreten bir şirket. Son derece verimli, son derece etkili bir şirket. Aile içerisindeki dengesiz davranışlarla şu anda yerinde muhtemelen Esenyurt'taki binalar dikilmiştir. Konut yapılmıştır ve yerinde eser yok. Bu şirketler sadece aileye ait değil. Bu kamu, bu toplumun birer değerli parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece birkaç kişinin kendi arasındaki kavgayla, uyuşmazlıkla bunların ziyan olması haklı değil. Gene bir başka şey. Bunlar hepsi gazetelerden alınmıştır, tekzip edilmemiştir. Gönül rahatlığıyla burada paylaşmak istiyorum sizlerle. Trilyonluk miras için kiralık katil tutmuş. Bir başka gene aile ile ilgili. Uzel ailesi. Uzel Traktör Fabrikası bundan yaklaşık 150 yıl önce kurulmuş, fayton üretmek üzere kurulmuş bir tesis. 1937 yılında traktör üretmek üzere yeniden yapılanmış. Ve bir süre sonra Uzel ailesi almış. Baba Ahmet Uzel rahmetli olduktan sonra tipik bir aile şirketindeki olan olaylardan biri de kardeşler kendi arasındaki anne ve diğer kardeşlerle yine paylaşamadıkları her ne ise şirket bugün yerinde yerler esiyor. Bu şirkette üst düzeyde yönetici olan bir beyefendi bizzat bana ilettiği mali zorluğa girmezden önce yaklaşık 1 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Ve hepimiz finansı çok iyi bildiğimiz için %25-%30 EBITDA'nın ne demek olduğunu çok iyi hesaplarız. Bu şirketin, bu kadar pırıl pırıl şirketin aile içerisinde birkaç kişinin uyumsuzluğundan dolayı bu ekonomiden kaybolup gitmesi haksızlık. Bu traktör fabrikası sadece Topkapı'daki bulunan yaklaşık 100 dönümlük arazi, 450 milyar TL'lik bir arazidir. Sadece bu başlı başına bir servet. Neyi paylaşamıyorsunuz, neyi şey yapamıyorsunuz anlaşılır gibi değil. Ve bu traktör fabrikası yok oldu. Gene yurdumdan bir şey, kesit, sokakta çatıştılar, aile, 5 ölü. Az önce kimliğimi anlatırken sayfaların arasında Akdeniz'de olduğumu söyledim. Orta Doğulu olduğumu söyledim. Bu coğrafyaların kendine has özellikleri var. Güzellikleri var ama maalesef de bizler sıcakkanlı sorunlarımızı çözmekte çok da yeterli olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ülkemize ait değil bu sorunlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim size. Gene Amerika'da 600 milyon dolarlık bir şirketin aile içerisindeki uyumsuzluk dolayısıyla satılmak zorunda kalması oralarda görüyoruz.
Daha birkaç gün önce başka bir organ sanayi içerisinde üç kız kardeş şirketten ayrılmak istiyorlar. Babaları ölmüş. Sanki hazine bulmuş gibi mirasın paraya nakde çevrilip paralarını alıp çıkmak istiyorlar. Bunlar yine söylüyorum. Kendi şirketimizde dahil olmak üzere hiçbiri bize ait değil. Bizler sadece bu şirketlerin başında hasbelkader bekçileriyiz. Bu topluma ait bu değerlerin bir şekilde korunmaya ve kullanmaya ihtiyacı var. Tabii ki nasıl? Şimdi çok kötü şeylerden bahsettik birazcık da. Bizim derneğin kendi üyelerine toplantılarla ve şeylerle oluşturduğu güzel resimler var. Ekmekçi ailesi belki bazılarınız bilirsiniz, duyarsınız. Kemerburgaz'da ölçekli bir tuğla fabrikasıdır. Çok saygı duyduğum beyefendi şu anda 98 yaşında, Allah daha uzun ömür versin. Ahmet Ekmekçioğlu ve ailesi 34 kişiden ortaya oluşan bir aileden, büyük bir aileden bahsediyoruz. O gösterdiği bir kötü resimlerin dışında daha güzel resimler koymak mümkün. Gene bir başka üyemiz Volkan İtfaiye, Tecim ailesi. Bu Volkan İtfaiye ismini bir tarafa not yazmanızı rica ediyorum. 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra çok bambaşka bir yere gidecekleri konusunda kendi kanaatim var. Aile şirketlerini tanımlarken 5 ayrı boyutta değerlendirmek gerekiyor. Sahiplik boyutu, aile boyutu, kişisel boyut, şirket boyutu ve çevre boyutu. Çevre boyutu dediğimiz zaman endüstri veya iş kolu her neyse, oradaki bulunduğu rekabet ortamı, ekonomik şartları, sosyal çevresi, teknolojik seviyesi o şirkete ait bir bize veri sunuyor. Kişisel boyut, hepimiz doğduk, orta yaş dönemi, ileri yaş dönemleri olacak ve her dönemin kendine has ihtiyaçları var. İleri yaş dönemindeki bir şeyin, kişinin başarma azmiyle henüz üniversiteden yeni mezun olmuş, belki yeni evlenmiş genç bir insanın hırsıyla bir olmayacaktır ve ihtiyaçlar değişiyor. Aile boyutunda ise tabii ki önce kurucu, evlenmesi, çocukları olması, çocukların büyüyüp kendi çekirdek ailelerini kurması, ama son dönemlerde çok sıkça bahsedilen damat ve gelinler sendromu tabir edilen şeylerin, eltilerin uyumsuzlukları aslında aile şirketlerinin birçoğuna da zarar verdiğini de biliyoruz. Sahiplik boyutuna baktığımız zaman girişimci, kurucudan itibaren girişimci ve kurucunun çocuklarıyla birlikte, çocuklarının şirkete gelmesiyle beraber bir kardeşlik ortaklığı, onların çocukları üçüncü nesil diyebiliriz, kuzenler konsorsiyumu olarak söyleyebiliriz. Şirket boyutunda ise şirketin kuruluşu, birazdan bir grafikte bunu biraz daha açmak istiyorum müsaade ederseniz. Kuruluş, büyüme, olgunlaşma ve yeniden yapılanmanın ihtiyaç olduğu bir süreçten bahsedebiliriz. Öncelikle jenerasyon probleminden, jenerasyon konusunu biraz anlatmak istiyorum. Birinci jenerasyon, yani şirketi kuran insanların burada çoban köpeği gibi kulakları kilometrelerce ileriden tehlikeyi duyan, burnu koku alan ve tehlikeyi gördüğü zaman koruduğu alanı sonuna kadar canı pahasına koruyan benzetebiliriz. Her türlü zorlukların sonunda bu tür kasları edinmiş olması, bu tür beceriler kazanmış olmasını, ancak ikinci nesle geldiğimiz zaman bunun bambaşka bir şey olduğunu, o refah içerisindeki gençlerin çok daha keyifli bir yaşantıyı arzu etmesi
Buna rağmen şirketlerin devam etmesine ihtiyaç var ve bu da mümkün. Neyle mümkün olabilir? Burada kasları tam gelişmiş profesyonellerin finans bilgisi, üretim bilgisi yıllarca tecrübeyle kazanılmış kasların aile şirketlerine katılmasıyla bu şirketlerin devamlılığını 3. jenerasyonda 13. jenerasyonda da sağlamak mümkün. Katıldığımız birçok uluslararası toplantıda şunları gördük. Avusturyalı bir beyefendi 17. nesil 17. nesil üyesi 1380'lere kadar gidiyor aile ağacı. O gün nakliye işi yapıyormuş. Kanalda mavnalarla nakliye işi yaparken bugün hala Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesinde operasyon yapıyor. Şirketlerin eski olması maharet değil. Hala aynı değeri üretebiliyor olması has olan bu. Ama bu arada bizim bulldog yaptınız. Estağfurullah. Teşbihten hata olmaz. Oradaki kaslarınız, sizin kaslarınıza ihtiyacımız var her şeyden önce. Sayın Hocam 10 dakikada şey yapabilir miyim? Tabii hemen toparlıyorum. Şeyde aile şirketlerinde birçok sorun var. Özellikle aile fertleri bir arada çalıştığında patron mu, baba mı, kardeş mi çoğu defa birbirine karışıyor. Baba patron rolüyle birlikte çalıştığı evladını ikaz ettiğinde hangi rolle yaptığı birçok kez karışıyor ve burada aile problemi şeyde dönüşüyor. Yani bir başka ifadeyle ailenin yine burada ailenin küçük ve şirketin küçük olduğu dönemde daha sonra büyüyen şirketin ihtiyaçları ve ailenin şirkete katılmasıyla ölçeklerinin büyümesi. Ancak burada bu noktada aileyle şirketin dengesine ihtiyaç var. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'nin görevi buralarda başlıyor. Öncelik aile mi, şirket mi? Aile olduğu zaman başka sorunlar, şirket olduğu başka sorunlar. Birçok özellikle KOBİ segmentinde aile şirketlerinin en büyük sorunu şirket kasasıyla aile cebinin birbiriyle karışmış olması. Az önce de anladığım kadarıyla alınan kredilerde bu şeyde karıştığını görüyoruz. Birçok şirkette eşlerin, çocukların kredi kartlarının ödendiğini ve bunun bir süre sonra aile içerisinde ciddi problemler yarattığını hepimiz şahit olduk. Doğrusu nedir? Şirket büyürken aile içerisinde kurumsal yapının oluşması ve bunun denge içerisinde devamına ihtiyaç var. Sizlerin hepinizin çok iyi bildiği şey, benim için amatör olduğum bir yer burası. Firmanın yaşam döngüsüne baktığımız zaman yatırımdan sonra, kuruluşundan sonra şirketin büyümesi ve burada özellikle karlılığın azaldığı, likiditenin azaldığı, daha sonra şirketin toparlanması, üretmesi, markalaşmasıyla birlikte şirketin yarattığı nakitin artmasıyla, satışların artmasıyla bir şeye geliyor. Bu noktada özellikle şu noktanın en tehlikeli bölgeler, aile şirketlerinin hemen hepsindeki en riskli bölgenin burası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu noktada şirket kendini yenilemekte zorluk çekiyorsa bir süre sonra bunun bir düzleme geldiğini, satışların düzleme geldiğini, çevre koşulları rekabetle birlikte satışların gerilediğini ve en çok da danışmanların burada davet edildiği, iş işten geçtikten sonra danışmanların davet edildiği ve danışmanların da yapacağında çok fazla bir şey kalmadığını söyleyebiliriz. Gene bir başka ifadeyle kredi ihtiyacı zaman içerisinde satışların ve şirket riskinin bu şeylerle anlatabiliriz. Çare nedir? Çare şirketlerin, aile şirketlerin kurumsallaşması. KOBİ de olsa, orta ölçekli de olsa, büyük ölçekli de olsa mutlaka
kurumsallaşması lazım. Birçok arkadaşımız ne yani diyor, yani yıllarca emek verdiğimiz şirketi birine mi teslim edeceğiz? Kastettiğimiz hiçbir zaman o değil. Bizler 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi bir arada çalışabiliriz ama kurumsal mantıkla görevlerin tanımlandığı ve insanların birbirinin gri alanlar bırakmadığı, ayaklarına basmadığı ve keyifle, huzurla iş yaptığı bir ortamdan bahsediyoruz. Kurumun içerisinde çalışan herkesin kurumun karşılaşabileceği her durumda ne yapılacağını herhangi bir talimat almaksızın biliyor ve yerine getirebiliyorsa kurumsallaşma yolculuğunun başlandığını söyleyebiliriz. Aile şirketlerindeki ortak noktanın uzun vadeli planlama, borsaya açık büyük şirketlere nazaran en önemli farkı bizlerin aile şirket sahiplerinin bir yıl, iki yıl, belki beş yıl kar etmeden, kar dağıtımı yapmadan çok rahatlıkla bekliyoruz. Çünkü uzun vadeli geleceğin bizler için daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz, biliyoruz. Çare nedir? Aile tarafında, şirkette olduğu gibi, sizler bu tarafı çok iyi biliyorsunuz, şirket tarafını. Ama aile tarafında ise gene bir anonim şirket gibi bir yapının kurulması, ortaklar meclisi, ortaklar genel kurulu gibi bir aile meclisinin oluşması, burada bütün aile bireylerinin söz sahibi olması ve şirket hakkında bilgisinin şeffaflıkla sunulduğu bir ortamdan bahsedebiliriz. Aile anayasası dediğimiz zaman aile anayasası paydaşların, şirkette çalışan, çalışmayan bütün ortakların haklarının net olarak belirlendiği, kar dağıtımından işe girişin, aile bireylerinin, yeni nesil aile bireylerinin işe girişinin nasıl olacağını net olarak yazıldığı bir manzume. Son yıllarda özellikle çok sık duymaya başladık. Birçok danışman aile anayasası yapmak üzere piyasaya çıktığını ama aile anayasası bir şeydir, sonuçtur, sebep değildir. Aile bireylerinin bir arada çalışması olmayan bir yerde aile anayasasını hazırlamanın hiçbir anlamı ve gayesi yoktur. Vizyonu bir olmayan şirket ortaklarının bir arada yaşaması zaten bir süre sonra kendini gösterecek. KPMG'nin çok kısa süre önce yayınladığı bir şeyden birkaç slide aldım. Türkiye'de aile şirketleri belki şeyin etkisi olabilir, kurların etkisi olabilir ama %71'inin cirosunun artırdığını, Avrupa'ya nazaran daha iyi performans gibi gözüküyorsa da yine her 5 aile şirketinden ikisinin önümüzdeki bir yıllık dönemde ekonomik görünüme duyduğu güvenin azaldığını, özellikle Avrupa ile mukayese ettiğimiz zaman çok da geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aile şirketlerinin %46'sının, Avrupa'daki aile şirketlerinin %35'inin çalışanlarının aynı kaldığı, %37'sini çalışan sayısını artırdığını bize raporlanmış. Büyüme hedeflerine ulaşmak için şirket yöneticilerine sorduğumuz zaman hepsinin arzusunun vergilerinin biraz daha düşürülmesi, finansman imkanlarına daha fazla kavuşmak gibi arzuları ve istekleri olduğunu raporlamışız. Yine aile şirketlerinin karşılaştığı en büyük zorluk ülkemizde siyasi belirsizliklerin daha fazla zorluk olarak görüldüğü, döviz kurları ve karlılıktaki son dönemdeki azalmaları zorluk olarak görüyoruz. Yeni Avrupa'da ise bambaşka bir şeyde, değişen dünyada yeni yetenekleri kendi içlerine çekmekte, artan iş gücü maliyetleriyle baş edemekte, yine bütün dünyada var olan belirsizlikler ve siyasi problemler. Önümüzdeki 2 yıllık dönemde aile şirketlerinin öncelikleri karlılığı artırmak denmiş, yeni pazarlar ve ihracat yapmak ve daha
inovatif olmak, yenilikler peşinde. Avrupa'ya baktığımız zaman orada karlılığın ön planda olduğu, ciro artırmak, yeni yetenekleri çekmek gibi bir perspektif konmuş ortaya. Yine önümüzdeki bir yıllık dönemde en cazip finansman seçeneklerinin az önce gene konu edildiği gibi öz sermayenin genişletilmesi, büyütülmesi olması gerektiğini aile şirketleri sahipleri bunu söylemişler. Belki bugün biraz bahsedebileceğimiz iş süreçlerinin aile şirketi sahiplerinin dijitalleşmek için büyük çaba sarf ettiklerini ben kendi şirketimden de bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Son birkaç sözle sözümü bitirmek istiyorum. Bu Hofstede denilen bir beyefendiye bir süre önce IBM kendi çalışanları hangi kültürde nasıl istihdam etmesi gerektiğine dair bir çalışma yaptırıyor. Yaklaşık 50 ülkede. Bu Hofstede'in söylediği şu: her ülkede güç mesafesinin ve belirsizlikten kaçınmaya dair kültürel alışkanlıklar var. Yine en başta söylediğim gibi biz Akdeniz insanları, Orta Doğu insanları güç mesafesinden güç mesafesini istiyoruz. Bu ne demek? Güç mesafesinin açık olduğu yerlerde çalışanla amirinin söylediğini emir olarak kabul etmesi ve hiç sorgulamadan bunu kabul edileceğine dair toplumsal bir yargının olması. Güç mesafesinin az olduğu bölgeler buradaki İsveç, İngiltere, Amerika, hemen burada okuyabildiğim Avustralya, bu ülkelerin ne tür ülkeler olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Bizim ülkemiz bu gruba giriyor. Pakistan, İran, Tayland, Türkiye burada. Bizden Yunanistan biraz daha aşağıda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün belki karşılaştığımız birçok ekonomik sorunun altında burada biat etme kültürünün olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bizim zaman zaman avantaj olarak gözüken karakterimizin, genlerimize işlemiş şeyin sonunda amir söylüyorsa konu bitmiştir, konu kapanmıştır. Kendi aklımızı kullanmamıza gerek kalmadığını bu yapılan çalışmayla ortaya konmuş. Türkiye aile işletmeleri, aile şirketlerine destek olmak üzere yaptığı birçok çalışma var. Akademi özellikle, akademiyi söylemeden geçemeyeceğim. Daha cumartesi günü yaptığımız çalışma krize yol almak konulu. Belki burada da böyle bir şey yapılmalı diye düşünüyorum. Krizin öncü haberleri nasıl, işaretleri nasıl algılanır? Bunlar algılandığında ne tür tedbirler alınması gerekiyor? Kriz arifesinde ne yapmak lazım? Kriz olduğunda ne yapmak lazım? Kriz sonrasında ne tür davranış sergileme dair? Toplam 10 modülden oluşan bir MBA kıvamında dünyanın en iyi okullarından birinden aldığımız eğitim programıyla böyle bir akademi uyguluyoruz. Bunlar da sözümün bu şekilde son bulmasını. Yine geçen yıl hazırladığımız 3 ayrı dergi aile şirketlerinin şeyini, tüm konularını tek tek ele aldığımız şeyler, yazılarımız var. Derneğimizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Web sayfamız var. Buradan takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocamıza teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız Burhan Bey. Biraz şey yaptık, beklettik ama
Burhan Bey, Burhan Taştan Bey, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı kendisi. Çok fazla bir bilgiye şey yapamadım ama sizi de arayamadım. Kısa bir bilgi vermek istersek. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuşsunuz. 2008 yılından beri de COBRAIT, Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim AŞ'nin genel müdürü olarak görevde bulunuyorsunuz. Söz sizde, buyurun. Peki, teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Son konuşmacı biraz konumuzda ağır olması nedeniyle herhangi bir slide söz konusu olmayacak. Çünkü Gülgün Hanım ilk görüşmemize bir slide'la pek iyi gitmediğini söyledi. Ben de katılıyorum. Çünkü bizim kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim uyum konusunda sizlere aktaracaklarım genelde bilgilerden oluşmakta. Ülkemizdeki kredi derecelendirme kuruluşları, bu kuruluşların yasal altyapıları, bunlar neler yapıyor, hangi işleri görüyorlar? Bunlarla ilgili olarak kısa bir bilgi aktaracağım. Daha sonra sizlere kredi derecelendirmede kullandığımız endikatörler ve biraz önce Aydın Bey'in de bahsettiği aile şirketlerinde kurumsallaşma, kurumsal yönetim derecelendirmeyi nasıl yapıyoruz, hangi endikatörlere dikkat ederek bu sonuca ulaşıyoruz. Bu konular hakkında sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Ülkemizde düzenleyici kuruluşumuz Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu bir tebliğ var. 2003 yılında çıkarttığı. Derecelendirme şirketleri bu tebliğ doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun da bankalardan kullanılan kredilerin derecelendirmesi, bazen sürecindeki kredilerin derecelendirmesine ilişkin olarak 2007 yılında çıkartmış olduğu bir tebliğ var. İki tane bizim düzenleyici kuruluşumuz var. Aslında rating şirketlerinin istemediği bir durum bu. Tek bir düzenleyici kuruluş altında derecelendirme şirketlerinin tanımlanması, görev ve yetkilerinin belirlenmesi en doğru olduğunu söylüyoruz. Bu konuda her ulaştığımız mecrada ilgili düzenleyici kuruluşları iletmiş oluyoruz. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş 3 tane derecelendirme şirketi var. Fitch, S&P ve Moody's. Bunlar 1992 yılına itibaren ülkemizde derecelendirme yetkiye yapmaya yetkili kuruluşlar. 92 yılından itibaren de ülkemize not veriyorlar. İlk başladıkları yıllarda 3B artı yatırım yapılabilir bir notumuz vardı. 2016 yılına itibaren 2B eksi negatif 3 şirketini değerlendirdiği bir notumuz var. Şu anda yatırım yapılamaz kategoride bir ülke konumundayız. Yerel olarak da 5 tane derecelendirme şirketimiz var. Sırasıyla kuruluş tarihleri itibariyle, yani SPK'dan almış oldukları lisanslar itibariyle Avrasya GCR, SAHA, COBRAIT, İstanbul Derecelendirme ve bu yıl DRC diye bir şirketimiz, 5 tane derecelendirme şirketimizde ülkemizde faaliyette bulunuyor. 2 tane işlevimiz var bizim. Birincisi kredi derecelendirme, ikincisi kurumsal yönetim uyum derecelendirme. Kredi derecelendirme nerede gerekli? Ülkemizde tahvil ihraçlarında gerekli. İkinci olarak şirketlerin birleşmelerinde, satın almalarında kredi derecelendirme taleplerini yerine getiriyoruz. Dördüncü olarak da talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemleri yapıyoruz. Talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemleri eğer verinin %85'ine ulaşırsak firmaya da bilgi vermek koşuluyla, eğer kamuya açıklarsak 6 ayda bir yayınlamak, 3 yıl süreli devam etmek koşuluyla talebe bağlı olmayan derecelendirmeyi yapıyoruz. Şirketlerin çoğu temerrüt datalarını oluşturabilmek için talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemlerini yapıyorlar. İMKB'deki şirketlerin büyük bir çoğunluğun derecelendirme notları var. Biz de şirket olarak şu ana kadar 950'ye yakın nota ulaşmış vaziyetteyiz. Sadece amacımız temerrüt datasını oluşturmak. Temerrüt de şunu ifade ediyor. Vermiş olduğumuz derecelendirme grubunun riske düşme, temerrüte düşme yüzdesini ifade ediyor. Şu ana kadar elimizde yaklaşık 1200 tane data var. 1200 tane data sağlıklı bir temerrüt oluşturabilmek için yeterli bir data olmadığını ifade ediyoruz. Ve bunu da her koşulda düzenleyici kuruluşlarımıza söylüyoruz. Ülkemizde kurumsal yönetim derecelendirme yapılıyor ikinci işlemde. Hep bahsediliyor kurumsal yönetim, kurumsal yönetim, kurumsallaşma. Kurumsal yönetim son derece önemli. 99'dan beri dünyanın her yerinde uygulamaya başlamış bir uygulama. Ama maalesef ülkemizde 405 tane halka açık şirketimiz var. Belki
yüz binlerle ifade edilen limited ve anonim şirketlerimiz var. Şu ana kadar kurumsal yönetim derecelendirme notu alan şirket sayımız 64. Halk açık olmayan şirketlerden derecelendirme notu alan sadece 25 şirket. Yine son derece önemli bir grup olan sivil toplum örgütleri, 5000 tane vakıf, belki 110 bin tane dernek var. Hiçbir tanesinin, 10 tane notumuz var orada. Onu da bizim şirketimiz verdi. Yine son olarak da spor kulüpleri, herkes ilgilendiren spor kulüpleri, halka açık olan spor kulüplerinin hiçbir tanesi, kamu kurum ve kuruluşlarının da hiçbir tanesi derecelendirme notuna ulaşmış değil. Bugüne kadar verilen kredi derecelendirme notları, tahvil ihraçları için verilen derecelendirme notları yaklaşık 100 civarında. Yani 100 şirket tahvil çıkartıyor. Reel sektör olarak bahsediyorum. Finans sektörünün dışında reel sektör tahsisli ve nitelikli yatırımcıya vermiş olduğu tahvil tutarı yaklaşık 4-5 milyar seviyelerinde devam ediyor. Onun oranlarını da vereceğim. Fakat çok ilginç bir oranımız var. Son 3 yıl içerisinde verilen 100 not içerisinde 12 tane firma temerrüte düştü. Burada neyi sorgulamak lazım? Ekonomik koşullardaki olumsuz gelişmeleri mi sorgulamak lazım? Firmaların kötü niyetlerini mi sorgulamak lazım? Veya kötü yönetimlerini mi? Veya bağımsız denetimleri mi sorgulamak lazım? Veya bu şirketlere not veren derecelendirme şirketlerini mi sorgulamak lazım? Yani hepsini bir bütün içerisinde düşündüğümüz zaman bizim alacak olduğumuz yol daha çok 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 ilerlerde alacağımız yollar var. Yine bakıyoruz yurt içinde tahvil ihraçlarında reel sektörün tahvil ihracı gittikçe düşüyor. Tahvil ihraç limitleri artmış olmasına rağmen reel sektör tahvil ihraçları düşüyor. Tabii ekonomik koşulların gelişimine bağlı olarak da bir düşme var. Mesela şöyle bir örnek, 2014 yılında 3 milyar TL seviyesinde tahvil ihracı yapılırken 2015'te yine 3 milyar, 2016 yılında 2.4 milyar, 2017 yılında 3.6 milyar, şu anda 2018'in 9. aylık bölümünde 1.5 milyarlık tahvil ihracımız var. Aslında biraz önce 12 tane bildiğimiz şirketler, aslında bu şirketleri sizler basından takip ediyorsunuz. Yani isimlerini söylemekle de çok sakınca görmüyorum ama görüyoruz yani. Tahvil ihraç ediyor, ihracından 1,5-2 ay sonra kötü niyetle firma temerrüte düşmüş oluyor. Şimdi burada uluslararası derecelendirme şirketlerindeki durumu nedir, onu gözleyelim. Bir defa her şeyden önce uluslararası derecelendirme şirketleri bizden 160 yıl önce bu işe başlamışlar. Biz 2003 yılındayız, onların başlangıçları 1837. 1900 yılında Moody's kurulmuş. Efendim, 1913 yılında Fitch kurulmuş. 1941 yılında Standard & Poor's kurulmuş. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin SEC'i, yani Sermaye Piyasaları Kurumu, NASRO diye bir kuruluş oluşturuyor. 10 tane uluslararası derecelendirme şirketine yetki veriyor ve 3 tanesi S&P, Fitch ve Moody's bugün dünyada en önemli derecelendirme şirketleri. Bizim ülkemize not verildiği zaman siyasilerimizin tavırlarını düşünebiliyor musunuz? Söylemlerini hatırlıyor musunuz? Fitch, Fitchliğini bilsin diyordu. Ben şimdi onlarla ilgili birkaç tane bir rakam vermek istiyorum. Sadece S&P'nin 2017 yılında vermiş olduğu not sayısı 1.078.866. Biz Türkiye'de 100 tane kurumsal kredi derecelendirme notu verdik. 13 tanesi temerrüte uğradı. 64 tane kurumsal yönetim notu verdik. Kurumsal yönetim notunu ileride açıklayacağım size ne anlam ifade ettiğini. Yani kredi derecelendirme de tahvil ihraçlarının kredi derecelendirmesinde normal derecelendirme süreçleri işletiliyor. Ama burada çok farklı art niyetler, kötü niyetler ve ekonominin genel gidişi var. Yine başka bir örnek. Moody's'in vermiş olduğu not 725 bin. Fitch'in vermiş olduğu not geçen sene 296 bin adet not vermiş oluyor. S&P 128 ülkede yaklaşık 10 bin üzerinde çalışanı var. Moody's 2017 yılı geliri $4.2 milyar.
Yani diğerlerini siz düşünün. Yani yaklaşık 8-10 milyar dolarlık gelirlere sahip olan şirketler. Sadece rapor satışlarından aldıkları rakamlar 500 milyon dolarlarla ifade ediliyor. Bugün raporunu almak istediğiniz zaman bu şirketlerden herhangi bir kuruluşun mutlaka bu şirketlerin şeyine üye olup para yatırmanız gerekiyor. Şimdi ülkemizde derecelendirme şirketleri 5 tane. Genelde Basel uygulamalarından sonra derecelendirme şirket sayısı genelde 4 ile 5 ile sınırlı. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer bir şey var. Ama bizim sanki başlangıcımız biraz dramatik oldu. Yani ilk tercihlerimizde, not tercihlerimizde biraz çok seçici davranmadık gibi geliyor bana. Bizim şirket olarak vermiş olduğumuz notlarda şu ana kadar temerrüte düşen herhangi bir şey söz konusu olmadı. Onun için kendimizi biz mutlu hissediyoruz. Şimdi efendim ülke notumuzdan da bahsettim. Ülke notumuz bizim negatif 23.9.2006'dan itibaren 3.2B- görünümde. Bizim peer gruplarımız vardır. Yani ülkeleri değerlendirirken o ülkelerin endikatörlerine göre değerlendirme yapılır. Mesela bizim ülkemizin peer grupları Çin, Kolombiya, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Hindistan, İrlanda ve Peru. S&P'nin notuyla aynı nota sahip olduğumuz ülkeler ise Arnavutluk, Arjantin, Bahreyn, Benin, Fiji, Yunanistan, Ürdün, Kenya, Karadağ, Senegal, Sri Lanka. Yani ne seviyede olduğumuzu gösteriyor bu ülke notlarımız. Şimdi biz gelelim kendi işimize. Kredi derecelendirmesi, kredi değerlerinin derecelendirmesi. Bizim Sermaye Piyasaları Kurulu'nun tebliğinde ne ifade ediyor? Biz ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşletmelerin kredileri geri ödeyebildiklerini tespit etmenin bir takım yöntemleri bu. Bankalar kredi veriyor, onlar da mutlaka bir değerlendirme yapıyor. Ama bizim değerlendirme yaptığımız şu anda geçerli olan tahvil ihraçlarında kredi derecelendirmesi. Tahvil ihraçlarında eğer tahvilin öncelikleri, teminatları, buna benzer nitelikleri varsa ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Eğer tahvilin herhangi bir önceliği, niteliği, bir değerli şey yoksa biz direkt firmanın kredi değerliliği bizim firmanın notunu belirliyor. Yine derecelendirme uluslararası diğer kuruluşların yaptığı gibi bizde de ülkemizde de benchmark yöntemiyle yapılıyor. Yani şirketlerin faaliyette bulunduğu sektörlerin biraz önce Murat Bey'in ilk şeyde bahsetti. Merkez Bankası'nın datalarından bahsetti. 2016'da kaldı. Yayınlayacaklar 2017'yi. Yine aynı şekilde girişimci bilgi sistemi diye 6 kuruluştan alınan sektör dataları var. Çünkü sektör dataları derecelendirme kuruluşların olmazsa olmazları. Sektör dataları NACE sistemine göre bizim sistemlerimize dahil oluyor. Bizim çok ciddi bir altyapı yazılım programlarımız var. Derecelendirme şirketlerinde sektörler NACE koduna göre girer. Yine aynı şekilde işletmelerin mikro işletme, küçük işletme, KOBİ ve KOBİ üstü şirket olarak yine sisteme dahil olur. Onların bilançoları ayrıdır. Onların gelir tabloları ayrıdır. Yaklaşık 3 milyon tanenin ayrı bir toplulaştırılmış NACE koduna göre. Yani 22 tane ana sektör, imalat sanayinin altında 27 tane alt sektör olmak üzere yaklaşık 40 küsür tane sektörün her birinin bilançoları, gelir tabloları ve bu sektöre ait likidite rasyolarından, maliyet oranlarından, faaliyet oranlarından ve karlılık oranlarından hepsi sistemimize dahil vaziyette. Firmaların değerlendirmesini yaparken NACE koduyla sisteme tanımlamaları yapılır. NACE koduna hangi ölçekteyse ona göre girişleri yapılır. Daha sonra oradan ilerleme dahil edilir. Şimdi derecelendirme şirketlerine ne gerekli? Sektör dataları gerekli. Aynı zamanda ülkelerin dataları, ülkemizdeki datalar gerekli. Yaklaşık 55 tane üfesinden tüfesinden, dış ticaret açığından, cari işlem açığına varıncaya kadar, tüketici güven endeksinden, yabancıların hisse senedi alımına varıncaya kadar, işsizlik oranından, yine milli gelirimize varıncaya kadar, Merkez Bankası'nın döviz alışının döviz satışından yaklaşık 55 tane veri sisteme güncel olarak tanımlanır. Bazısını sistem otomatik olarak alır, bazılarını manuel olarak sisteme tanımlayabiliriz. Bunun haricinde yine çok önemli sektör raporları gereklidir. Çünkü sektörler
bizim için son derece önemlidir. Her sektörün gelişimi, sektörün firmanın kredi değerlendirmesinde içinde bulunduğu sektör çok önemli bir paya sahiptir. Şimdi buradan hemen kredi derecelendirme işlemine geçiyorum. Biz 3 analiz yapıyoruz. İş riski analizi yapıyoruz. İş riski analizinde firmanın sektörünün incelemesini yapıyoruz. Sektöre girişte yasal bir engel var mıdır? Sektörün ihracat potansiyelinden, sektörün istihdam yaratma potansiyeline varıncaya kadar sektörün gelişimleri, dünyadaki gelişimi, ülkedeki gelişimleri incelenir. İkinci olarak sektördeki firmanın rekabet gücüne bakılır. Rekabet gücünde sektördeki gelişim, yani ne kadar bir sektörel paya sahiptir? Çok düşük de olabilir, çok büyük de olabilir. Yine ürün çeşitliliğinden fiyat esnekliğine varıncaya kadar rekabet gücünü etkileyen unsurların değerlendirmesi yapılır. Bu bizim birinci bölümümüzü oluşturur. İş riski analizi bölümümüzü oluşturur. Buradan firmaya ulaşabilecek not metodolojik olarak %25'lik bir pay alabilir. İkinci bölümde ise biz firmanın finansal risk analizini yaparız. Finansal risk analizinde bağımsız denetimden geçmiş veya 3568 sayılı kanuna göre sizler tarafından onaylanmış bilançolar 3 yıllık son veriler elimize gelmek koşuluyla sistemimize tanımlarız. Sistemimize tanımladıktan sonra sistemimiz otomatik olarak bize 50'ye yakın rasyo üretir. Bu rasyolardan 8 tanesi likide rasyosudur. Likide rasyosuyla firmanın kısa vadeli borç ödeme gücünü görürüz. Aynı şekilde likide rasyonun firmanın bilançolarının yıllık olarak girmesiyle diyelim 5 yıllık veri girildi. 5 yıllık sektör ortalamalarıyla karşılaştırması yapılır. Ona göre bir metodolojik profille oranın notlaması gerçekleşir. Aynı şekilde mali yapı oranlarında ise yaklaşık 17-18 tane oran kullanılır. Bu oranlarla da biz firmanın uzun vadeli kredi borç ödeme gücünü görmüş oluruz. Yine aynı şekilde sektörün mali yapı oranlarıyla karşılaşır. Yine üçüncü grup kategorimizde ise faaliyet oranları vardır. Yaklaşık 8 tane faaliyet oranı firmanın iyi işletip işletilmediğiyle ilgili olarak bize bilgi verir. Yine aynı sektörün oranlarıyla karşılaşırız. Son olarak ise karlılık oranları vardır. Karlılık oranlarını biz firmanın öz kaynaklarıyla karşılaştırırız. Firmanın satışlarıyla karşılaştırırız. Firmanın faaliyet giderleriyle karşılaştırırız. Yaklaşık 14-15 tane de buradan bir rasyo üretiriz. Yani sadece finansal risk analizinde, firmanın değerlendirmesinde asgari 3 yıllık veri dahil olmak üzere tercih ettiğimiz 5 yıllık verinin gelişimini dahil ederek firmanın riskini finansal risk analizini yaparız. Finansal risk analizde bize %50'lik bir payı oluşturur. Bunun içerisinde likit oranların payı farklıdır. Faaliyet oranlarının payı farklıdır. Mali yapı oranlarının payı farklıdır. Karlılık oranlarının payı farklıdır. Son olarak izlediğimiz bölüm ise firmanın kurumsal yapısıdır. Eğer firma ölçeği küçük ölçekte ülke içerisinde faaliyet gösteriyor, bölgesel bir oyuncu değil ise faaliyet firmanın kurumsal yönetim kurumsal yönetim yapısının ağırlığı %25'tir. Burada biz firmanın ortaklık yapısını inceleriz. Ortaklık yapısı ile ilgili olarak geçmişten geleceğe, Merkez Bankası kayıtlarından aklınıza gelebilecek piyasa verilerine kadar her türlü kayıtlar incelenebilir. Yaklaşık 20'ye yakın endikatör inceleniyor. Yine yönetim yapısı inceleniyor. Bu şirketin ortaklık yapısı kimdir? Yönetim yapısı kimdir? Kimler yönetiyor bu şirketi? Yönetimin hedefleri ve yönetimin vizyonu, yönetimin koşulları bu şirket yönetip bütçelemelerini uygun bir şekilde yerine getirebilecek midir? Bu bizim üçüncü bölümümüz. Burada yine kurumsal yönetimin en önemli bölümlerinden olan pay sahipleri, ortaklarla ilişkiler, kamuya aydınlatma ve şeffaflık, personel de dahil olmak üzere tüm menfaat gruplarıyla olan ilişkiler ve yine yönetim kurulunun özel değerlendirmesi yapılır. Bu da kurumsal yönetimdir. Buradan toplam %25'lik bir paya sahip olur. Bunlar analistlerin, derecelendirme uzmanı arkadaşlarımızın bizzat şirketten birebir görüşmelerle yapmış olduğu sonuçla elde ettiği veriler. Yüz üzerinden değerlendirilir. Yine
Uluslararası standartlarda olduğu gibi 20 tane kategori vardır. 3A'dan başlayıp D'ye kadar giden, 3B-X'ye kadar olan işlemler yatırım yapılabilir kategoride işlemlerdir. Basel uygulamaları eğer bankacılık düzenleme denetleme kurulu izin verip Türkiye'mizde derecelendirme şirketleriyle de notları eşleştirmiş olsalar bankalar sermaye yeterlilik rasyoları konusunda ciddi rahatlama sağlayacak. Belki de tam tersi olacak. Yani belki kamu bankalarında göz önüne aldığım zaman belki tam tersi bir görüntüyle karşılaşmış olacağız. Şimdi ben kredi derecelendirme ile ilgili olayı biraz hızlı geçtim. Çünkü akşam çok geç saatlerde kaldık. Şeyime de çok sadık kalmadım. Tamamıyla doğaçlama bir yöntemle anlattım. Şimdi bir izin verirseniz bir kontrol edeyim atladığım bir nokta var mı diye. Şimdi kredi derecelendirme çok çeşitleri var. Bunlardan hiç bahsetmeme gerek yok. Notların tanımlarını da anlatmama gerek yok. Ama şu var. Biz not verdikten sonra şu anda Türkiye'de verilen notlarımız sadece ulusal notlardır. Yani Türkiye'deki şirketler Türkiye'de Türk parası üreterek borçlarını ödeyecekler. Dolayısıyla TL not veriyoruz şirketlerimize. Kısa vadeli not bir de uzun vadeli not olarak ortaya çıkıyor. Riskler eğer bir yıldan az ise kısa vadeli, bir yıldan uzun ise uzun vadeli öngörüleri içeren bir not verilmiş oluyor. Şirketlerimize vermiş olduğumuz notlar 6 aylık sürelerde yenilenmek ve tekrar gözden geçirilmek zorunda. SPK'nın tebliğlerine göre. Biz incelemelerimizi yaparız. Eğer not artışı ve azalışı gerektirecekse ona göre çalışmalar yapılır, firmaya bildirilir ve aynı sonuçlar sermaye piyasası kuruluna iletilir. Bütün çalışmaların hepsi başlangıçta sözleşme SPK'ya bildirilir. Rapor sonuçları yine sermaye piyasası kuruluna bildirilir. Şirketlerde çalışan tüm arkadaşlarımız hem kredi derecelendirme lisansına sahip olmaları gerekiyor hem de kurumsal yönetim derecelendirme lisansına sahip olmaları gerekiyor. Bir de görünümlerle ilgili bilgi vereyim. Durağan notta herhangi bir değişiklik olmayacağını, negatif notun her an aşağı düşebileceğini, olumlu ise notun üst seviyeye çıkartılabileceğini ifade eden bir şeydir. Şimdi çok ciddi faydalar da sağlıyor. Aslında bence yatırımcılar falan filan değil de özellikle firmalar açısından ne tür faydalar sağlar onlardan kısaca bahsedeyim. Bir defa derecelendirme işlemi yapmış olmak kurumsal yatırımcıların firmalara ilgisini arttıracaktır. Yine alternatif borçlanma olanaklarına olanak sağlayacaktır. Mesela derecelendirme notu almak tahvil ihracında veya bono ihracında zorunluluklardan bir tanesi. Yine derecelendirme çalışmalarında bir şunu yapıyoruz. Şirketlerin aktif pasif, vade uyumu, risk ve likidite planlamasını gözden geçiriyoruz. Bu konularda şirketlere ciddi bir öngörü vermiş olacak raporlar ve ona göre şirketler bu konuda kendilerine çeki düzen verecekler. Yani aktif pasif dengesinden vade uyumuna, alacak ve borç vade uyumuna dikkat etmeleri gerekecek. Risk, likidite planlamalarına yardımcı oluyor. Yine şirketlerin biraz tanınırlığını da arttırıyor. Eğer iyi derece not alan şirketler notunu kamuyla paylaştığı zaman tanınırlığı, bilinirliği artabiliyor. Yani bu Türkiye'de 2A alan not alan kim veya 3A alan kim gibi şeyler olabiliyor. Eğer alternatif finansman olanaklarına gittiği zaman borçlanma maliyetleri sadece bankalara kalmıyorlar. Yani sermaye piyasalarına da açılmış olabiliyorlar. Bir defa bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda da kurumun şeffaf olmasını gerektiriyor. Yani kurumsal yönetimden şirketin notunu arttırabilmesi için şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim ve bütün bilgilerini kamuyla paylaşan bir konumda olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla bir de mesela halk açılma varsa bu tür konularda derecelendirme o şirket için öncelikli tercihlerden biri. Yani KOBİ'lerimizde, şirketlerimizde bu tür şeyleri tercih ederlerse çok şey alacaktır. Tabii en son biraz önce Cemal Bey de bahsetti onu. Haziran 2018'de biliyorsunuz KOBİ tanımları değişti. Ülkemizde 125 milyon liranın altı KOBİ sayılıyor artık küçük, orta, mikro diye. Aslında baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin rakamlarına da uygun. Avrupa'da da 25 milyon euro.
43 milyon bilanço büyüklüğü euro olarak aşağı yukarı benzer. Ama şeylere baktığımız zaman da diğer gelişmiş ülkelerde de çalışan sayılarında sanki biraz azalma olmuş gibi görüyorum. Burada şu önemli. Tamam. Yani ülkemizde KOBİ kavramı dışında şu anda bir sayısal sıralama yaptığımız zaman herhalde tahmin ediyorum ilk 700 şirketin haricinde tahmin ediyorum diğer tüm şirketler KOBİ niteliğinde şirketlerdir. Bu da arkadaşların söylediği %97-98 işte istihdama büyük bir çoğunluğu gibi oranlarını karşılıyor. Kredi derecelendirme süreciyle ilgili olarak fazla bir şeyler aktarmak istemiyorum ama bizim yapmış olduğumuz tüm çalışmaların hepsi Sermaye Piyasası Kurulu'nda bir sözleşmeye bağlı. Kurula gider, kurul raporun ne aşamada olduğunu öğrenir. Biz de SPK'nın incelemesine tabiyiz. Nasıl bu notu verdiğimizi, metodolojik değişiklik yaptığımız zaman tamamının en ufak bir değişikliği SPK'ya bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sıkı bir gözetim altındayız. Ama buna rağmen eksik ve hatalı yanlış kararlarında olmadığını söylemek doğru değil. Şimdi efendim kredi derecelendirme ile ilgili olarak kısaca anlatmak istediklerim bunlar. İkinci olarak bizim en önemli konumuz hep bahsediliyor kurumsal yönetim. Ülkemizde binlerce şirket var. Kurumsal yönetimin derecelendirmesini yapan 64 tane halka açık şirket, 25 tane halka açık olmayan şirketimiz, 10 tane sivil toplum örgütümüz, ne kamu kurum ve kuruluşlarımız hiçbir. Ama herkes konuştuğu zaman kurumsal yönetim. Nedir bu kurumsal yönetim? Şimdi efendim biz şöyle biraz geçmişe gidelim. 1999 yıllarında dünyada artık bütün şirketler bir bakıyorsunuz birden yok olup gidiyor. Adamların hisse senetleri 100 dolardan 25 sente düşmüş. Şirketler batıyor, kriz alıp götürüyor. OECD bu işin temelini araştırıp baktığı zaman şunu gözlüyor. Şirketlerde çok ciddi yönetim zafiyetleri var. Çok ciddi şeffaflık ve hesap verilebilirlik zafiyetleri var. Yönetim kurulları şirketleri kendi çiftlikleri, kendi kasaları gibi görüyorlar. Artık OECD bu işe bir dur demek için uluslararası kurumsal yönetim ilkelerini belirlemeye başlıyor 99 yılında. Zamanı nasıl normal gidiyor mu? Güzel bir evet. Toparlarsak biraz o cevap da öyle mi? Tamam. O zaman bunu biraz daha mı az geçeyim? Yok, yani öz bir şey verirseniz seviniriz. Güzel. Öyle mi? Peki. Şimdi efendim 99 yılında kurumsal yönetim ilkelerini OECD belirliyor. 2003 yılında TÜSİAD Türkiye'de kurumsal yönetim ilkelerini şeyini çıkartıyor. Sermaye Piyasası Kurulu ise 2003 yılında OECD'nin kurumsal yönetim ilkelerini kabul ediyor. Daha sonra kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu bir takım tebliğler çıkartıyor. Yani bu tebliğlerde öncelikli olarak halka açık şirketlerimizin uyuması gereken ilkeler nelerdi? Onları açıklamaya çalışıyor. Daha sonra 2014 yılında son tebliğin son şekli veriliyor. 2015 yılında OECD toplantısı ülkemizde yapılıyor. Ülkemizde OECD Bakanlar Kurulu karar alıyor ve son kurumsal yönetim ilkeleri belirleniyor. Bu ilkelerde zaten Sermaye Piyasası Kurulu tüm çalışmalar içerisinde bulunduğu için ülkemizde tamamıyla uygulama altına alıyor. Orada bir fark sadece halka açık olan şirketlerimiz için değil, halka açık olmayan şirketlerimiz ve diğer sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere tüm örgütler için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanabilirliğini anlatıyor. Şimdi efendim kurumsal yönetim ilkeleri dört ana temel üzerine kurulu. Bunlardan bir tanesi, dört ana ilkesi var. Bunlardan bir tanesi adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkesi. Adillik ilkesinde şirket yönetimi bütün hak sahiplerine eşit davranmasını, bütün menfaat sahiplerine eşit davranmasını ifade eder. Yine şeffaflık ilkesinde ise bütün bilgilerin kamuya açık bir şekilde doğru, açık ve zamanında paylaşılmasını, bu bilgilerin oluşturma gerekçelerinin nedenlerini
Öncesinde ve sonrasındaki olan değişiklikleri de kamuya açıklamak zorunda. Bu da şeffaflık. Yani şeffaflık ilişkisi sadece faaliyet öncesi değil, faaliyet sonrası kavramları da kapsar. Hesap verilebilirlik. Yönetim kurullarının etkin denetimi, yönetim kurullarının sorumluluğu. Yani ben sorumlu değilim kardeşim, öyle bir şey yok, kavramı yok artık. Yönetim kurulları da artık bugün tamamıyla sorumlu. Zaten bu sorumlulukları bir miktar az indirebilmek için mali mesuliyet sigorta poliçelerine şirketler çok ciddi anlamlarda para ödemeye başladılar. Yine sorumluluk ilkesi en son şirketlerin toplumsal değerlere, kanunlara, diğer düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyette bulunmasını ifade eder. Şimdi bir defa kurumsal yönetimin gerçekleşebilmesi, bir şirkette uygulanabilmesi için her şeyden önce şirketin yönetim kurulunun bu işi çok iyi benimsemesi lazım. Eğer yönetim kurulu ve çalışanlar kurumsal yönetim konusunu bundan ucundan tutmadığı takdirde diğer süreçler gibi geride kalır kurumsal yönetim. Bir defa kurumsal yönetimin etkin işlemesiyle işletmelerin kuruluş yönetim yapısı yüksek nitelik ve nicelikte oluşmasına ve yönetim süreçlerinin etkin olmasına neden olacaktır. Bütün paydaşların yönetime katılmasına neden olacaktır kurumsal yönetimin etkin uygulaması. Kurumsal yönetimin etkin uygulanmasıyla etkin iç kontrol sisteminin yapılanması sağlanacaktır şirketlerde. Kuruluşlarda yolsuzluğun önüne geçilecektir çünkü çok ciddi bir hesap verilebilirlik ve şeffaflık vardır. Onları tek tek anlatacağım sizlere şimdi. Yine kurumsal yönetimle yasal düzenlemeleri tamamıyla uyum sağlanmış olacaktır. Herhangi bir kaçak söz konusu olmayacaktır. Kurumsal yönetimle de doğrudan bir yönetim yapılanması sağlanmış olacaktır. İyi yönetim yapılanması sağlanmış olacaktır. Yani yönetim kurullarını oluştururken Ahmet Bey'in arkadaşı, Mehmet Bey'in niyeti, teyzesinin oğlu yok. Artık öyle şeyler kalmadı. Artık bugün halka açık olmayan şirketlerimizde bile bağımsız üyelerimiz var. Halka açık olan şirketlerimizde ise bağımsız üye zorunluluklarımız var. Şimdi kurumsal yönetimle ilgili olarak yapılması gerekenlerle ilgili neler yapmamız lazım? Kısaca onlarla ilgili bilgi vereyim. Bir defa şirketin yeni internet sitesini değiştirmemiz lazım. Artık şimdi internet sitelerimizde bizim hiçbir şey yok. Biz şunu alıyoruz, bunu satıyoruz, bunu veriyoruz, şunu gönderiyoruz. Yok artık öyle şeyler. Artık çoğu şeyleri paylaşmamız lazım. Bir defa kurumu bir anlatmamız lazım. Kurumun tarihi, vizyonu, misyonu, yönetim kurulu kim bu? Yönetim kurulu başkanı kim? Yönetimde üst yönetimi kim? Organizasyon şeması nasıl, ne düzeyde, bu kuruluşun ilkeleri nelerdir, yani bu kuruluşun ne tür ödülleri, sertifikaları vardır, bu birinci bölüm. İkinci bölümde bu kuruluşun ortaklık yapısı nasıldır, bu kuruluşta imtiyazlı ortak var mıdır, yok mudur, yine yönetim kurulu kimlerden oluşuyor, sadece isimleri değil, CV'leri de dahil olmak üzere, resimleri de dahil olmak üzere, yine bu şirketin ana sözleşmesi, ne iş yapar burası. Bu şirketin genel kurul tutanakları, ne zaman yapılmış genel kurul, kimler katılmış, genel kurulda hangi kararlar alınmış, genel kurullarda katılımlar ne düzeyde olmuş, bunlar da son derece önemli. Yine bu şirketin ana sözleşmesine bağlı olarak oluşturulması gereken komiteler nelerdir veya yoksa oluşturması gereken komiteler nelerdir, bu komitelerin çalışma esasları, bu komitelerin yönetim kurullarına raporlamaları, yine aynı şekilde bu şirketin politikaları, ne tür politikalar var? İnsan kaynakları politikasından tutun bilgilendirme politikasına varıncaya kadar hangi tür politikaları varsa, neyi uyguluyorsa şirket, o politikalar başlığı altında onu şeyde koyması lazım. Yine şirketin finansalları, 5 yıllık finansallarını görmemiz gerekiyor. Bağımsız denetimden geçmişse bağımsız denetimden geçmiş finansalları. Yine şirketimiz faaliyet raporlarını hazırlıyorsa, ama bildiğimiz anlamda faaliyet raporları. Biliyorsunuz faaliyet raporlarının düzenlemesiyle ilişkin olarak Gümrük ve Tekenle Bakanlığı oldu, değişti. Onun tebliği var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın şeyi var. Oradaki koşullara uygun olarak yapılması lazım. Nedir onlar? Bir defa faaliyet raporlarında biz ne yapıyoruz? İşte biz şu işi yaptık, biz bu işi yaptık, çok güzel yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Bitti. Öyle bir faaliyet raporu yok artık. Şirketi tanıtacağız faaliyet raporlarında. Genel bilgilerimiz olacak, yönetimle ilgili bilgilerimiz olacak. Gözlüğümü takmam lazım burada, kusura bakmayın.
Şirketin araştırma geliştirme çalışmaları, faaliyete ilişkin önemli gelişmeler, finansal durumlar, riskler, yönetim organlarının değerlendirmesi gibi her türlü konuların tek tek faaliyet raporlarında da açıklı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Yine şirketin ana sözleşmesinin incelenmesi gerekiyor. Artık ana sözleşmesini 30 yıl önce yaptı, 40 yıl önce yaptı. Yeni düzenlemelerde yeni Türk Ticaret Kanunu uygun olarak oluşturması gereken riskin erken saptanma komitesinin görev tanımlarını koymak koşuluyla. Yine aynı şekilde genel müdür, yönetim kurulu başkanının görev tanımlarını ayrı ayrı koymak koşuluyla ana sözleşmelerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet. Yine genel kurulların yasalara uygun olarak yapılması önemli burada. Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikaları varsa bunların yine açık bir şekilde açıklanması, belirtilmesi gerekiyor. Müşteriler, tedarikçiler, kamuya yönelik olarak menfaat sahiplerine yönelik olarak da politikaların belirlenmesi gerekiyor. Şimdi efendim, biz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 Ocak ayında yayınladığı tebliğe bağlı olarak kurumsal yönetim uyum derecelendirmesini yapıyoruz. Kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi halka açık şirketlerimizde farklı, halka açık olmayan şirketlerimizde farklı, bankalarımızda BDDK'nın uygulamış olduğu yönetmelik farklılıklarından dolayı farklı endikatörler kullanılmakta. Halka açık şirketlerimiz 3 grupta değerlendiriyor. 1. 2. 3. grup. Ama bunlar bizleri çok teknik olarak ilgilendirmiyor. Ama şunu inceliyoruz. Biz birinci kurumsal yönetim derecelendirme yaparken 4 ana başlık altında değerlendirme yapıyoruz. Birinci bölüm iç ve dış paydaşlar, yani pay sahipleri. Nedir pay sahipleri? Biz bir defa pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının incelenmesini istiyoruz. Bilgi alma ve inceleme hakkı. Pay sahibinin hakkının kolaylaştırılması gerekiyor. Pay sahibinin genel kurula katılması gerekiyor. Pay sahibinin oy kullanması gerekiyor. Şirketlerde, halka açık şirketlerde azlık haklarının korunması gerekiyor. Bu halka açık olmayan şirketlerde de olabilir azlık haklarının korunması. Kar payı hakkının gözetilmesi gerekiyor ve payların devrinde herhangi bir kısıtlamanın olmaması gerekiyor. Buna ilişkin olarak yaklaşık 100 civarında endikatörün incelemesiyle sonuca gidiyoruz. İkinci olarak kamuya aydınlatma ve şeffaflık bölümümüz. Kamuya aydınlatma araçları nedir? Yani bir şirketin, iyi kurumsal şirketin bir bilgilendirme politikası olması lazım. Bir bilgilendirme politikasında hangi bilginin hangi mecrada, ne zaman, hangi koşullarda açıklanması gerektiği bilgilendirme politikasıyla açıklanmalı. Bilgilendirme politikasını okuyan kurumsal yatırımcı o şirketle ilgili olarak bilgilerini hangi zaman, ne zaman alacağını çok net olarak görebilecek. Birincisi bu, hangi araçları kullanabiliyor? Bizim kamuya aydınlatmada kullandığımız iki tane ana noktamız var. Bir internet sitemiz, bir de faaliyet raporumuz. Eğer internet sitemizi biraz önce anlattığımız gibi yapmazsanız, siz kamuyla hiçbir şey paylaşmamış oluyorsunuz. Faaliyet raporunda da şunu yazdık, bunu yaptık, bunu ettik de geçirirseniz, bu da bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla internet sitesi, faaliyet raporu, kamuya aydınlatma araçlarının çok iyi değerlendirilmesi, tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Sizlere bu konularda aklınızda bir takım soru işaretleri oluşturabiliyorsam benim için görev yerine getirilmiş oluyor. Şimdi üçüncü grup ise menfaat sahipleri. Yani menfaat sahipleri kimlerdir? Menfaat sahipleri şirketin çalışan menfaat sahibidir. Kamu menfaat sahibidir. Şirketin bankanın müşterisi menfaat sahibidir. Bu işten faydalanan oraya tedarikçi menfaat sahibidir. Tüm menfaat sahiplerinin haklarının gözetilip korunmuş olması gerekiyor. Yine şirketlerin menfaat sahiplerinin, tabi burada tedarikçilerini demiyorum ama mesela çalışanların yönetime katılımının desteklenmesi gerekiyor. Yine menfaat sahiplerinde şirketin iyi bir insan kaynakları politikasının olması gerekiyor. İnsan kaynakları politikası da hangi kişinin hangi koşullarda, hangi makama, hangi şeyle yükseleceğini ifadesidir bu. Yine şirketin etik ilkelerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve yine şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluklarının belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim üçüncü bölümümüzü oluşturuyor, menfaat sahipleri. En çok zorlandığımız, en çok zorlamada karşılaştığımız bölüm de yönetim kurulları bölümü. Çünkü yönetim kurullarını tercih ederken bizim ülkemizde yöneticilerimiz, patronlarımız genelde böyle
işe karışmayan, ses çıkarmayan kişileri seçmeye çalışıyor. Ama biliyorsunuz artık halkaçık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kararlarının çok önemler ifade ettiğini, kap açıklamaları incelerseniz yönetim kurulu değişikliklerinin büyük bir çoğunluğunun bağımsız üyelerden kaynaklandığını görmüş olursunuz. Dolayısıyla çok ciddi sorumlulukları var yönetim kurulu bağımsız üyelerinin. Dolayısıyla bizim yönetim kurulunun işlevi, faaliyeti, yönetim kurulunun yapısı, yönetim kurulunun toplantıları, toplantılarının şekli, yönetim kurulunda oluşturulan komiteler, komitelerin yönetim kuruluna raporlamaları ve yönetim kurulunda ve üst düzey yöneticilerinin almış oldukları ücretlerin değerlendirilmesi bu bölümde incelediğimiz bir şey. Toplam halkaçık bir şirkette yaklaşık 410 tane kriterle bu sonuca ulaşıyoruz. 100 puan üzerinden değerlendiriliyor her bölüm. 1'den 10'a kadar not veriliyor. O 9-10 arası iyi bir şirket anlamını ifade ediyor. Onun altındakiler zaten not skalasını tahmin edebiliyorsunuz. İyi şirket olmadığını ifade ediyor. Bugün size şöyle bir örnek vermek isterim. Spor kulüpleri son derece önemli. Herkesin bir spor kulübüyle ilgili şeyi vardır, bağlantısı vardır. Bankaların derecelendirmesini yaparken SPK ve BDDK'nın şeyleriyle beraber, indikatörleriyle beraber 480'e yakın kriterle değerlendirme yapılırken bugün spor kulüplerimizde 480'e yakın kriterle değerlendirme yapılıyor. UEFA, FIFA ve yerel otoritelerin koşulları devreye giriyor. Ama maalesef hiçbir tanesinde ne kamu kuruluşlarında ne spor kulüplerinde bu şey söz konusu değil. Benim derecelendirme ile ilgili çok hızlı bir şekilde anlattığım konu bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz böyle firmalara kredi veriyoruz. Müsaade eder misiniz bir söz alabilir miyim? Kısa bir söz alabilir miyim? Arkadaşlar son bir 15 dakikası rica edeceğiz toparlamak adına. Arkadaşlar burada tarif edilen başka bir dünya. Türk toplumu OECD bir araştırma yapmış güven endeksi ile ilgili ve buradaki bulgu %5 sadece. Birbirine güvenmeyen bir toplumun huzur içinde yaşama olasılığı çok düşük. Yıllarca ben bankacılarla çalıştım. Her seferinde piyasada sıkça karşılaştığımız şeyden çok farklı değildi. Biliyor musun benim cirom bu kadar. Aslında bu kadar ama yansıyan sadece defterlerime yansıyan bu kadar şeyinden. Artık biz ülke olarak ve bu ülkenin ekonomisindeki paydaşlar olarak vazgeçmek zorundayız. %90'ların üzerindeki kuzey ülkelerinde bir ticaret ortamını düşünün. Ne kadar rahat edersiniz sattığınız malın parasını alacağınızla ilgili herhangi bir sorunuz olmayacak. Bunu düşünmeyeceksiniz. Tamamen işinizi geliştirmeye ve işinizi yapmaya, üretmeye odaklanacaksınız. Teşekkür ederim. Burhan Bey'e sunumdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hızlıydı ama bir o kadar da doyurucu oldu. Bilmiyorum sizler de aynı fikirdesiniz. Nasıl yapalım? Soru sormak isteyen var mı? Son birkaç soru alabiliriz. Buyurun. Çok az derecelendirmeyi talep eden firma var. Siz ne iş yapıyorsunuz o zaman? Derecelendirme yapıyoruz. Çok az. Ama şimdi bizim kamuya açıklamadığımız çok notlarımız da var. Bunu talep eden firmanın çok az olduğunu söylediniz. Doğru. Şu anda yani ben size rakamları verdim. Yani toplam Türkiye'de not alan finansal kuruluş ve halka açık olmayan yani toplam toplasanız 200-250 civarında firmamız var. Fazla değil yani. Kurumsal yönetimde de çok açık 64 tane halka açık şirketimiz var. 25 tane halka açık olmayan şirket var. 11 tane STK var. Çok az değil mi? Evet maalesef. Ama biraz önce verdim size rakamları. Geçen sene S&P'nin vermiş olduğu not 1.078.000 tane. Peki, bir yılda. Uluslararası yatırımcılarla ya da uluslararası kuruluşların Türkiye'deki derecelendirme kuruluşlarına olan bilgisi var mı? Yani bu anlamda bir talepte karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye'de bizim gibi yerel derecelendirme şirketlerini
Moody's, S&P, Fitch'ten incelemeler yapıldı. Geldiler, görüştüler. Yani Türkiye'nin potansiyeline bakıyorlar. Aslında Türkiye'deki derecelendirme şirketlerin kuruluş amaçları Basel uygulama kriterlerinin ülkemizde hayata geçmesini bekleyen şirketler. Eğer orada BDDK yetkilerini kullanıp derecelendirme şirketlerini yetkilendirir, not eşleşmelerine izin verirse, daha önce 2010 yılında şirketimiz BDDK tarafından yetkilendirildi. 2012 yılında bir yönetmelik çıkartıldı. Bu yönetmelikle yetkimiz geri alındı. Biz de onlarla kavga etmedik, tekrar müracaat edeceğiz diye. Gerekçeleri ise bizden talep ettikleri 20 yıllık Türkiye'nin temerrüt datasıydı. Biz de adamlara şunu söyledik. Türkiye'de derecelendirme yönetmeliği 2003 yılında çıktı. Siz 2006 yılında yönetmelik yayınladınız. BDDK'nın kuruluş tarihi 2004. 20 yıllık datayı biz nereden bulacağız? Hangi bankadan alabiliriz? Adamlar onu yönetmeliklerine yazdı. Hala yönetmeliklerinde tutuyorlar. 20 yıllık temerrüt datası olmadığı için biz oranın yetkisini bizden iptal ettiler. Dolayısıyla Basel uygulamalarını uygulamak istemiyorlar diye düşünüyorum. Basel 2 dışsal derecelendirme işlemlerini uygulamak istemiyorlar diye düşünüyorum. Şimdi sadece bu değil tabii. Yani Türkiye'de 800 bin civarında limited şirket, işte 100 küsür bin civarında anonim şirketler. Bunun yarısını belki saymayın ama 600-700 bin civarında bir efektif şirket var. Ve ticaret kanalının çıktığı günlerde biliyorsunuz özellikle kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçmesinin noktasında çok önemli kurallar getiriyordu. Tabii daha sonra halka açık şirketler de biraz zorunlu hale getirildi. Şimdi orada önemli bir husus var daha önce ticaret kanalında. Bizim şirketlerin denetiminde kötü de olsa işleyen bir murakabe sistemi var. Çok kötü işliyordu ama her anonim şirket bir murakabe seçmek zorundaydı. Bizdeki uygulama neydi? İşte çaycıyı seç, masajıyı seç falan şeklinde gidiyordu. Ticaret kanalı bunu mali müşavirleri olduğu gibi veriyordu ve daha genişleterek veriyordu. Ne yapıyordu? Bağımsız denetim yapma koşulunu tüm anonim şirketlere ve ardından da limited şirketleri şekli genişleterek söylediğiniz konuyla ilgili yani Türkiye'de işte derecelendirmenin sağlıklı yapılması, Türkiye'de bunun altyapısının oluşturulması, talebin arttırılması, şirketlerin kalitesinin yukarıya doğru çıkarılması noktasında da aslında bağımsız denetimin tüm şirketlerde uygulanması konusu son derece önemliydi. Doğru. Yani çünkü bir bağımsız denetçi biraz önce saymış olduğunuz işletmenin kurumsal yönetim faaliyetlerinin denetimine kadar giren süreçlere de bakacaktı. Örneğin faaliyet raporunun incelenmesi, risk giderken teşhis komitesinin kurulmadığı, yani sadece finansal tabloların denetimi değil, aynı zamanda şirket faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu'na göre de yürütülüp yürütülmediğine yönelik de bir denetim tanımı yapılmıştı orada. Dolayısıyla bu olmadığı gibi Ticaret Kanunu bir, Ticaret Bakanlığı bir yetki aldı o süreçte. Kendisi bu bağımsız denetimin yaygınlaşması sürecine erken geçilebileceğini düşünerek bakanlık TTK denetimi adı altında aşağı yukarı 6 yıldır çekmecesinde bekletmiş olduğu bir denetim var. TTK denetimi. Bu da hayata geçmiyor. Bunların için söylüyorum. Çok önemli şeyler. Bunların hepsi Türkiye'nin işte toplumsal kalkınması ile ilgili, kamu yararı ile ilgili son derece önemli konular. Evet. Herkes kendi tarafından hani bakarak değil, topluca yani bir taraftan BDDK, SPK, işte EPDK falan gibi ve diğer kurumların sizler derecelendirme kuruluşları aslında bunu biraz öncelemek. Yani Türkiye'de bu denetimsizlik konusunun denetime doğru kaymasını sağlama noktasında karar alıcıların, regülatör kurumların bir an önce karar almasını sağlayarak işte genel yelpaze ne kadar genişletilirse derecelendirme kuruluşlarına doğal olarak olan talep de o oranda artacak. İşte üretilen finansal tablolara, finansal kuruluşların ilgisi, güvenilirliği o anlamda artmış olacak diye düşünüyoruz. Yani bu panelin bu bölümünde bu talebinizi de, bu beklentinizi de dile getirmiş olalım ve sizlerin de özellikle başta derecelendirme kuruluşları, diğer işte aile şirketleri derneği vesaire onların da yaratacağı kamuoyunun regülatör kurumların bir an önce bu düzenlemeleri yapması açısından önemli. Bakın biraz önce rakamlar verdiniz. KOBİ'leri kenara koyduğumuzda dediniz ki aşağı yukarı işte 2000 civarında şirket var. Bildiğimiz kadarıyla kayıp olarak adlandırılıyor şu anda bu şirketlerin tamamı. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşta halka açık sayılan şirketlerle birlikte bu sayının tamamı şu anda 7600 civarında. Yani en son Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla beraber.
Şimdi burada da zaten verdiğiniz sayılar son derece kötü. Ama bununla beraber dışarıda bir 700 bin, 800 bin şirket var. Türkiye'de eğer gerçekten kamu yararı, ülkenin gelişimi falan konulacaksa popülist konulardan uzak, gerçekten katma değer yaratacak konulara artık yönetim kurumlarında eğilmesi gerekiyor. Yes. Kendi slaytımda özellikle, yani size tabii burada bir imar dersi vermek değildi amaç. Buradaki eğer kurallara uyarsak toplum olarak refaha ulaşmamız işten değil. Eğer bu bahsettiğimiz bütün dünyayı gerçekleştirdiğimiz zaman ulaşacağımız böyle bir yaşam. Öbür türlüsü zaten içindeyiz hep birlikte. Kime sormak istersen siz de sorar. Rakam rica etsem, iyi derecelendirme notu olan bir firma yüzde kaç kredi maliyeti düşüşü alabilir? Oran 8-9 civarı bir not alan 20 puan ise şu anda 24 mu 30 mu şu anda? 30 üzerinden kaça düşürülebilir? Mesela 20 siz müşterilerinizde 28'de 27'de düşürülebilir. Ama tabii 60-70 firmadan bahsediyoruz. Yani Türkiye o rakamı. Ben de size bir rakam vereyim. Bugün bir yüksek lisans tezimi tesadüfen inceleme şansım oldu. Türkiye'de 500 bin kopi var. Ticaret odalarına kayıtlı. Eski rakamla 40 milyonun altında. Şimdi 125 milyon oldu ya KOBİ sınırı. 2017'de yazılmış bir tez. 49 firma bağımsız denetim yaptırmış. 500 bin firmada. KOBİ. Şimdi o 7 bin, 8 bin firma yaptırıyor. Üstteki 7 bin, 8 bin. Ben de bir bağımsız denetim firması ortağıyım zaten. Biz de bağımsız denetim yazıyoruz. Ama nedir? Yani 500 bin firma çok uzakta. Tabii yani bu 60, 70, 200 civarında firmanın o yükten tabii ancak kaldırabiliyor. O gerçekler biraz uzakta şu anda o 500 bin firmaya. O anlamda ne yapılabilir? Bir de o kredi konusunda ne yapılabilir? Şimdi diğer kısmına belki cevap verir. Bu arada düşünmen için bir fırsatın da olabilir ama biz tabii kredi fiyatlamalarında kullandığımız kendi içsel yöntemlerimiz var. Risk rating sistemi denen, mesela kendi bankamız için söyleyeyim, bir sistemimiz var. 1'den 24'e kadar firmaları rating yaptığımız bir sistemimiz var. Dolayısıyla en iyisi 1'dir, en kötüsü 24'tür. 24'de zaten genelde pek kredi verilmez zaten. Onlar artık hani kredi verilebilecek bir tiple değildir. Ama en iyi firmayla, hani bahsettiğin tarzda en iyi firmayla ortalamadaki bir firmanın arasında kredi faizlerinde 3 puana kadar fark olabilir. Evet, şu ortamda. Yani şu anki fiyatlarla. Evet. Yani 27-30 yok şu an burada da. Hani. Evet, 21 ile 24 arası diyebilirsin yani. 3 puan. Az mı? Ha, bunun için çalışmayacak ya. Bakın sadece. Ben çok iyi biliyorum, anlatıyorum. Hepsine katılıyorum. Ha, yani bu değil. Ben de tamamen katılıyorum. Ben de bu konuda çalışıyorum. Hı hı. Evet. Yani o esasında sadece işin kredi faiz bacağı. Yani böyle bir firmanın esasında büyüme ve katma değer yaratma kısmındaki şey bence çok daha kritik oluyor. Ben de bu rakam civarında şey tahmin ediyordum. %10 ile %15 arasında. Aynen, o kadar. Yani. Ama burada belki şunu ilave etmek lazım. Eğer ülkemizde Basel uygulamaları BDDK tarafından hayata geçirilmiş olsaydı, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde 2007 yılına itibaren uygulamaya geçti. Yani orada şirketler mutlaka ya bankanın içsel derecelendirmesine tabi tutuluyor veya dışarıdan dışsal derecelendirme, bizim gibi derecelendirme kuruluşlarına not alıyorlar. Notların da eşleşmeleri var. 3A notu alana ayrılacağı sermaye yeterlik kat sayısı farklı oluyor. 3B notu aldığına daha farklı oluyor. Notu kötü olanlara daha fazla bir sermaye yeterlik rasyosu uygulamış oluyor. Dolayısıyla burada bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle bankalara ilave bir olanak sağlanmış olacak. Yani bankalar kendi mevcut öz kaynaklarından arttırım yapmadan daha fazla kredi imkanına sahip olacaklar. Ama maalesef 2007 yılından itibaren ülkemizde bu uygulamayı bekliyoruz. Biz
Bazel 2'ye geçiş biraz yavaşladı. Yavaşladı. Yani aslında Bazel 2'nin kurallarından bir tanesiydi bu. İşte risk faktörü bankaya daha çok yüklendi. Riske bakın falan diye. Evet. Şirket bazlı riske bakın falan. O pek hayata geçmedi. Bizde biraz sürtündü. Yani dolayısıyla biz bu Bazel uygulamalarının da bir an önce ülkemizde uygulanmasını daha arzu ediyoruz. Dolayısıyla her banka yine içsel derecelendirme sistemini mutlaka kuracaktır. İçsel derecelendirme sistemine göre kredi riskini kredi riskini alacaktır. Belki bazı noktalarda bizden de faydalanacaktır. Farklı bir gözle değerlendirme yapma olanağı olabilecektir yani. Bizim pardon. Evet. Yani sadece faizle olan kısmını sordunuz mesela teminat kısmı çok fark ediyor esasında. Yani risk rating dediğiniz sistem mesela teminatı çok farklı. Yani 3-2 ratingin varsa açık da kredi verebiliyorum hiçbir imza almadan ama 15 ratinginin varsa senden diyorum ki ipotek isterim diyorum. Patronların mal varlıklarının daha düşük teminat listesinde yer alması, daha kaliteli teminat ürünlerinin getirdiğinde çok daha güzel krediler veriyorsunuz. O konuyu biliyorum. İşte bazen işte gelen yenilikler. Evet. Mesela işte elinde tahvil var mı? Borsaya açık şirket hisse senedi var mı? Bunları getirir önünüze koyarsan. Ama onlar da işte yok. Evet, son bir soru daha alalım. Buyurun. Bayan arkadaşlar. Benim sorum da Cemal Bey'e. Biz daha çok Exim Bank'a KGF limiti çalıştırıp KGF teminatlı kredi kullanıyoruz. Yani sizin bankalardan teminat mektubu almadan bu şekilde kullanım yapıyoruz. En son Exim Bank'tan aldığım cevapta KGF'de şu an kaynak olmadığı için bu şekilde limit çalıştırmıyoruz diye bir bilgi verdiler. Benim de gözümde piyasa sizin gibi hani 2019'un ilk yarısını daha biraz daha zor olabilir. 2019 ikinci yarısını daha iyi bekliyorum. İyi bir senaryo var ama böyle haberler alınca kaynak olmadığıyla ya da Exim Bank kredilerinde vadeler uzadı. Normalde hemen mektup verince aynı gün ya da ertesi gün kullanılan bir hafta 10 günlük süreler oldu. Bunlar biraz beni ufak da endişelendiriyor. Bu konuda şimdi KGF'de tabii bir limit var orada. Yani limitsiz bir şey olamıyor. İşte en son pakette değer kredisinde 20 milyarlık bir şey koydular. Yani 21 milyar olabilmesi için tekrardan yeni bir yasal düzen. Dolayısıyla o limiti de dönüyorlar bankalara dağıtıyorlar. Her bankaya işte belli aktif büyüklüğü, şube sayısı, müşteri sayısı falan gibi kriterlere bakaraktan bir limit tanımlanıyor. Dolayısıyla o bankanın limiti bitmişse yapacak bir şey olamıyor. Yani ancak devletin tekrardan oraya diyemesi lazım ki ben bir 20 milyar daha koydum onu dağıtacağım gibilerinden. Ama onun da işte biraz önce dedim ya KGF siz bir soru sordunuz. Hani sektörü rahatlatıcı bir şey midir? Ben dedim ki evet ama çok dikkatli yapılması lazım. Yani çok aşırı seyircide likitte verdiğiniz zaman da bu sefer piyasaya o da bu sefer beraberinde başka bir sorun yaratıyor. O da işte enflasyonu tırmandırıyor. Başka şeyler. Dolayısıyla hani hakikaten ekonomi yönetimi nerede ne kadarlık bir müdahaleyi yapması gerektiği konusunda çok hassas davranmalı. Onun için 20 milyarla başladılar. Ha, daha sonra artar mı artmaz mı? Birazcık o büyüme rakamlarıyla filan bağlantılı. Yani 20 milyarla verdiğin birazcık büyümeyi gördüğün piyasa rahatlıyorsa bir daha vermeyebilir. Ama 20 milyar yetmediyse hastalık gibi düşün. Hani ilacı veriyor yetmeyince biraz daha veriyor bir doz daha. Bu da öyle bir noktaya gidecek ama şu an 20.100 desen maalesef öyle bir şansın olamıyor bankacılık olarak. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok ona. Hani Exim Bank'ta da Exim Bank işte teminat mektubu almadan vermiyor. Evet o da onun kendi kuralları. Zaman zaman bu sorular da bize çok geliyor. O da kendine göre bir sistem bulmuş. Artık ona bir şey diyemiyorum ben. Evet bitti mi? Evet biz bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Panelistlerimize de çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatine kadar böyle.